Evet, olsun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Yeniden 6000 bitrate'le yayına bağlananlara, bugün ayna gibiyim. Biraz kendimi büyütmek istiyorum, adeta bir aynayım çünkü. Defol git ya. Şu tip ne be adam? Defol git ya. Olan var, olmayan var. Ne alaka bu tip? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Dediğinizi adeta hisseder gibiyim. Abi, bize bir şey söyleyeyim mi? Siyah tişörtle ne olmuşum biliyor musunuz? Adeta konuşan bir kafayım. Konuşan bir kafayım bak şu an burada. Gerçekten söyleyeyim size. Mesela kolum da gitsin. Nereye? Bak. Bu gece sizin kabuslar bak. Anladın mı bak? Ağaca kafa. Gördünüz mü? Sadece kafa kalıyor. İnanılmaz iyi oluyor. Fark ettiniz mi kollar olmayınca? Felaket iyi oluyor. Onun farkına bir tek ben mi vardım? Tişörtü de asla değiştirmem. O işlere felaket üşeniriz. Evet, oluksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Kafam kopmadı. Hala bedenime bağlı. Kendinden geçmişleri. Kocaeli Spor'la bir yoldaydık. Bu yolun adı belli. Bu yolun adı 6. şampiyon. Biz bu yola baş koyduk. Biz Kocaeli şehrin, biz İzmit'in Don Kişot'u değiliz arkadaşlar. Biz bir yola baş koyduysak, o yoldaki bütün engebeleri, bütün virajları, bütün geçitleri aşmayı biliriz. Biliriz bu yollardan geçmeyi. Ve bu yollardan geçeceğiz. Kimse merak etmesin. Gerekeni yapacağız. Şu an lig yeni başladı. İlk 7 hafta geride kaldı. Fena gitmiyoruz. Birçok sakatımız var. Sakatlar yavaş yavaş iyileşiyor. En son ligde nerede kalmıştık? Çünkü uzun süredir yapmıyoruz taşıma maşıma işlerinden dolayı. En son ligde TFF Süper Lig'de 3.'yüz. Kocaeli Spor'la fikstürde ne yaptık? Karagümrük'e yenildik. Ah, o Karagümrük maçı. Bir beraberliğimiz var. Onun dışında gayet iyi gidiyoruz. Takım nasıl? Takım böyle. 3-4-3 oynuyoruz. Fena olmayan bir Anadolu takımı kadrosuna sahibiz. Dengeli bir takıma sahibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın. Turi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Merhaba, selamlar. Nasılsın? Hayırlı olsun. Yeni ev, teşekkür yeni stüdyo. Ederim, teşekkür ederim, çok sağ ol. Bana 5K beğeniye tişörtü değiştiririm. 5K beğeniye değişilir. Ama 5K beğeniye kadar inanılmaz üşenirim, onu söyleyeyim. Çok karanlıksın geriye. Turhan Kara bir şey, o 3 nokta yazıyor. Tam ismi tam okunmuyor. Kara Mehmetoğlu. 20 abonelik hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. 5K'ya kamera karşısına değişemem arkadaşlar. Kusura bakmayın, bu illegal. Benden istediğiniz şeylerin birçoğunun illegal olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Hocam, ışık şart mı? Oğlum, ışık var zaten, siz manyak mısınız? Niye bir şey değişince hemen deliriyorsunuz siz? Şeyler gibi lan. Işık iyi ya. Işıkta sıkıntı Işık yok. Işık var zaten abicim ya. Senin arka plana tişört kombosu seni simsiyah yapmış ya ondan. Ölüyüm mü sana? Felaket iyi oldu o iş.
Ben ilk sen ekrana geldiğinde aklım çıktı dedim, bu adamın gövdesi Sana bir yok. şey söyleyeyim mi? Bak bu. Sadece bir kafa. Sadece bak. Ama önümde şişe var şimdi. Şey olmuyor. Evet, Oks'a kara gece yazmışlar chat'e. Herkes Kocaeli Spor'un şampiyonluğuna odaklanırsa sevinirim beyler. Çok ete büte çok odaklandınız yine. Saçma sapan şeylere çok odaklandınız. Unutan vardır. Kadro bizim nasıl? Ekrana getirmiştin de. Şimdi, şimdi şeyde maç ekranında tekrar göstereceğim kadroyu. Ne var önümüzde? Konya maçı var. Rakip takım talimatlarına girelim. Kim döndü? Bizden dönen yok. Titrao'yu kadroya atarız yavaştan. Emrecan tersi. Adar Gonyaş. Ekin Çelebi yedik. Sol kanat bekti. Kaan Kurt var. Kaan Kurt iyileşemedi. Nico Sanchez. Real Madrid'den aldığımız forvet. Diarra var. Bilal Başaçıkoğlu var. Hamilton'ı oynatıyorduk Bilal yerine. Hamilton oynasın. Bartu, Emrecan, Emir Yaşar. Tamam. Hadi be. Zor deplasman. Konya galibiyetiyle başlamamız lazım. Konya galibiyetiyle girmemiz lazım bu işe. Hayda. Kalede Emir Yaşar var. Beşiktaş'tan kiraladık 2 sene. 2 sene kalemizi koruyacak Emir. 2 sene sonunda bonservisiyle almayı düşünüyorum. Daha şimdiden. Kısır bir maç. Simülasyon bile göremiyoruz. Güzel. Konya deplasmanından simülasyon nasıl çıkması iyidir. Bir tane tıklatır kaçarız. 60-65 gibi bir tane tıklatır kaçarız. Hiç problem değil şu simülasyonsuzluk. Aha işte o tıklatma anı. O mu? O o. Bak şimdi Masters'ın. Yaptın. Miko. Masters'ın tamam. Aynen öyle. Evime gideriz abi. Evime giderim abi. Ben evime giderim. 3.5 alt ve Kocaeli bahsiyle evime dönerim ben. Öyle biter maçı. Öyle bir hava var Konya'da. Abi Konya'yı üstümüze salmayalım yeter. Tamam. 2-0 ama rahatlıdır. Haydi. Emir. Bartu. Manyama. Güzel. Masters'ın yine iyi geldin. Hamido hadi. Hamido! Güzel geldi. Bir Wanyama kötü. Titrao'yu alalım. Biraz maç formuna girsin Titrao'yu. Geliyoruz diyorum size. 6. şampiyon yolda diyorum mesela. 7 abi. 6. şampiyon. Nasıl 7 lan? Başakşehir, Bursa, Trabzon. Tamam. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Kaç Fenerbahçe, oluyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bursa, doğru Başakşehir, lan. Trabzon. Tamam işte. Doğru 7. Doğru. Bursa 5, Başakşehir 6. Sen bence Başakşehir'i unuttun. Evet. Çok o böyle arada derede bir şampiyonluk oldu ya. Başakşehir'i niye unuttuk ya? Harbiden 7. şampiyon. Oğlum çok fazla şampiyon varmış zaten. Artık bir esprisi kalmamış ki. Aha. Ekstralar Başakşehir'i unuttuk. Real'den aldığımız çocuk top oynamaya başladı. Penaltı değil miydi? Aa şansa bak. Deliz ya. Güzel oynuyoruz ya. Hamido. Güzel. Okey. Okey. Alayım golü.
Harbi top oynuyoruz ya. Sıkıntı yok. Değişiklikler gelsin. Diyarra gel bakalım. Mehmet Kaan Türkmen'i de görebiliriz. O da as forvet için almıştık da. Aynen öyle. 5 değişikliği yaparım abi. Benim 3.5 alt, evet benim 3.5 alt patlıyor. 20 dakika golsüzlük lazım 3.5 altta bir için. Real'den aldığımız çocuğu opsiyon koyduk mu acaba ya? O iyi çıktı Real'den çünkü. aldığımız çocuğu almadık mı lan? Kiraladık mı? Bilmem, hatırlamıyorum ben. Ben Aldık sanki ya. kiralı, biz Real'den topçu alabiliyorsak kulübe olmuş zaten. Ya Real değildi ki. Castilla Mastilla ayağı değil miydi o olan? Ha, Kiraladık mı Real 3 yoksa? falan olabilir, evet. Real Chat 3 de falan beklentine mı yazar. ya? Kira mı? Emir satın aldık yazmış. Tamam o zaman. O çakmıştı bizi zaten. Doğru hatırlıyorum. Kira değil, aldık Nico Sanchez'i ya. Nico bizim. Güzel o zaman. Kiralık Onu. olan kale. Kale kiralık. Takım abi çok memnunum, çakarım abi. Kale Kupon da kiralık. geldi. Oo, Galatasaray deplase. Sankara kiralık. Karamoko Sankara. Hatay'dan almışız bunu. Kaleci kiralık. Onun dışındakiler bizim ya. Nico Sanchez'i almışız. O güzel o zaman. Real Bak takımın Madrid gelecek planı. C'den almışız bak. 180 bin euroya. Üstüne yaparım takımı ya. Star. Tamam. Tamam. Abi Galatasaray maçı çok kritik. Az sayıda bizim üstümüzü yapacak gibi ama. Galatasaray maçını aldığımız senaryo ne olacak peki? Genelde Beşiktaş'ına güzellik yapmayı seversin yarıştaysa. Yoksa pek motive olacağını sanmıyorum. Artık Beşiktaş bize güzellik yapsın ama biz Beşiktaş'ta ne durumdayız? Değil mi? O işler de var. Artık çöl geçen. Tamam. Sıkıntı yok ya. Alacağız bu maçı. Galatasaray'ı yeniyoruz. Bütün Kocaeli halkına sesleniyorum. 2 saat sonra kutlamalarda görüşürüz. Biraz böyle büyük oynayacaksın. Patlasan da önemli değil. Patlamazsan kral derler. Patlarsan bir hafta konuşulur, unutulur. Genelde Ahmet Çakar'ın düşünce yapısıdır bu. Patlamazsam ne olacak? Kimse onu konuşmuyor. Bak, kimse bizden bir şey beklemiyor. Kaybedecek bir şeyiniz yok dedik. Kopuk uçurtma gibi saldık lavukları. Bak şimdi neler oluyor. Bak şimdi. Abi bizim dünyada en tehlikeli adam kimdir biliyor musun? Kimdir? Kaybedecek hiçbir şey olmayan adam. Doğru. Berbat söz bu arada. Kaybedecek hiçbir şey olmayan adam. Ulan geri zekalı her şeyini kaybetmişsin. Senden korkanın aklını bilmem ne yapayım. Derler ve aynen. Abi Icardi abi, o da Mauro Icardi. Yapacak bir şey yok. Sözün üstüne. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi. Zınk Torreira. Kontrol bile yok. Çıt Ne Emir. vurmuş ya. Emir Gül Emir vesikalığı vermiş ama yurt dışına gider. Pasaport fotoğrafı çıktı. Biyometriyi çekmiş Icardi. Yapacak bir şey yok. Nereden attı gol? Barış Alper'in Antep attığı gole benzedir. Ay. Oo. Averaj kastırıyoruz ha. Ha? Allah yardımcımız olsun Turan. Bambaşka bir akşam başlıyor. Bir de ne yapsak, bir şeyler yapalım. Bambaşka bir akşam başlıyor. Allah yardımcımız olsun. Kocaeli halkı sıkı tutunun. Galiba rezil rüsva alıyoruz. Galiba plaka geliyor. Galiba bizim plaka neydi lan? Hayır, neydi Kocaeli Bizim plaka plaka? kötü bir 17, şey mi? 17 mi? 17 mi? 17 mi? 17 Terste. değil lan. Manyak mısın? 54 falan değil mi? 54 Sakarya. Kocaeli kaç? Kocaeli plaka ne beyler? 41 Sakarya'nın ha. plakayı alırım. Kocaeli'nin plakayı da alırım. Bu arada Kocaeli'nin plakayı hemen ver. 41 iyi lan. iyi ya. İlk yarıdan plaka olabilir. Biz atamayız, öyle dedim sana plakada. Sıkıntı o.
Galatasaray takımı hiç bozmamış bu arada. Bu ilk sezon muydu bizim oynadığımız? Değil herhalde, Yok değil mi? lan, ne ilk sezonu? Benim kafa gitti ya. Aha. Gol bu arada. Şey diyeyim mi sana? Galatasaray'ı tuttuk. Tabii. 60'a kadar bir tane O atmamıza bakar 2-0, yemeden. 2-0 bir gaz, 2-0 oldu. Ondan sonra kesildiler. Ne alaka? Ayaklar titremeye başladı. Bakalım Yapma. titriyor mu? Yapma. Hemen. Sussak, susmayı bilsek. Hani gaza getirmeyeceğiz adamları. Torreira 2 tane uzun top attı. 2 tane gol olmamalı ya. 2 uzun topa bu iş olmamalı ya. Biraz azarlayalım ya. Hep bal börek, hep bal börek. Bu lavuklara da iyi alıştılar ha. İyisiniz koçum, bombasınız koçum. Top oynayın lan biraz. Emrecan, hadi. Uf. Berbatız ya. Amido. Aha. Aynen öyle. Plaka. Alayım o plakayı. Amido yazdı. Amido yazdı. Of. Ne gerek Yara. var ya? Oradan faule ne gerek var ya? Baraj yakın gibi geldi. Aynen. Gerek var böyle bir gole ya. Çok Barajın çağırdık arasından Maplaka'yı. geçiyor bir de mesela. Baraj, ya barajın zaten mantığı, barajın tüm kurulma sebebi arasından adam geçirmemek değil mi mesela? Ne alaka aradan top geçmesi? Tüm mantığını bitiriyorsun işin ya. Sarılıları alırız. Travi'yi alırım. Bilal'i alırım. Devam ederim abi, Biraz Galatasaray belli olmaz 10 kişi kalırsak. Bir değişikliği kenarda tutarım. ya bir tane yerim ya bir tane atalım plaka hani şehirde infiale yol açar öyle diyeyim. Harbi mi? O kadar şey dikkat ediyor mu Kocaeliler her şeye? Ederler herhalde. Kocaeliler biraz sakin olun ya, böyle saçma keyifleriniz olmasın bence. Biz Adanalılar dikkat ederiz mesela. Harbi mi? Mesela Deplasmanda bir 0-1 İstemez misin tabii yenilsin yok. Adana Demirspor? Tabii yok. Deplasmanda Umarım 1-0 hep yenilmeye fark yer kimsenin Adana tahammülü Demirspor ya. Adanalılar üzülmesin. Kimse yanlış anlamıyordur umarım bu lafımı. Bak 10 kişi kaldık bu arada. Kalbimin temizliği. Kim atıldı? Diarra. Diarra yedik. Hiçbir şey yapamıyorsan yapılacak tek şey vardır. Gökhan Sazdağ'ın oyunu almak. Bu arada şut sayıları 11'e 9 ha. Gökhan Sazdağ Aynen penaltı öyle. aldı. Abi hiçbir şey bilmiyorsan Gökhan Sazdağ'ın nerede oturduğunu bileceksin kulübede. Alayım penal şeyimi. Plakayı bozduk. Muslera abi anlamsız bir iş yapma. Hani plaka olurdu? Hadi Kocaeli düşmanları hadi. Çok şükür. Ya puan alamayacağını tahmin ediyorduk da bari gol krallığı yarışını Ya bitirmeseydin. canınızı sıkmayın dedim. Çünkü ya o da Üç Galatasaray be tane. abicim ya. Diğer ara bir maç ceza aldı. Bir maç ceza da alsın abi. Ne yapayım bir maç cezaya da ya. Bir maçta yesin herif. Direkt kırmızı kart görüyor. Çat diye üstüne basıyor adamın ya. Nasıl bir maç ceza almış bu arada? O da garip. Güçlü bir lobimiz var. Çok Samsun, şükür. Samsun da iyi takımındır bak. Samsun maçı da tehlike. Üst üste çok geldi. Üst üste çok geldi abi. Konya Galatasaray. Yap Konya bir şeyler. Tamam. 2 puan gitti Galatasaray'ın. Galatasaray'a 2 puan daha yaklaşıyorum mesela bu hafta. Bu arada Sıkıntı yok. Galatasaray'ı biz puan alırdık. Yeterli taraftar desteği yok. Yani like.
Maalesef. Eksikliği hissedildi. Bak mesela 10. haftaya oynayacağız ya. Bir K like olmalı. Kaç şu an? Bakayım. Bir, şu an bir K like yokmuş. Chat'te öyle yazıyorlar. Tamam, bir K olsun 10. Bir hafta buçuk maçı. aya Mesela tamamlayalım 20. ya. 20. hafta maçında da 2K like isteriz. Aynen. Şu an bir Çok bir K şey oldu. değil yani. 10 haftaya 1K hani inanılmaz bir istek değil. Yok artık bunu da bu öyle bir şey istedi ki falan değil yani. 10 haftaya 1K like istiyoruz. Bir şey istemiyoruz yani. Like hangisi? Sağdaki kalp mi? Hayır arkadaşlar. Aşağıdaki milli görüş işareti. Şu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu mu? Olmadı abi. Aday çıkaracaklarını söylediler de. Yani benim bilmediğim, benim bildiğim olmadı. Chat'te yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı bizi izliyorsa ama benim diyebilir. Hani ondan öğrenebiliriz. Ablasını yapacak diyorlar. Merak ettim beyler. Düzce'de yeniden Refah Partisi'nin adayını destekliyorum. Düzce deme. Evet. Niye yani bir özel bir sebebi var mı Düzce? Davut Güloğlu aday çünkü. Ciddi mi? Şey Evet. olan mı? Sanatçı. Evet, Sanatçımız Katula Davut. Katula ve Light Erkek şarkılarının yorumcusu. Sanatçıların bu işlere girmesine ne diyorsun? Ha, mesela Erdal O neydi beyefendi soyadını da unuttum. Erdal Hı. Beşikçioğlu'na bir yorumum yok ama Davut Güloğlu'nun TikTok'larını izliyorum. Düzce halkıyla çok yakın ilişkiler kuruyor. Çok hoşuma gitti. Düzce'de onun kazanmasını istiyorum. Bir Mustafa Sarıgül etkisi yarattı diyorsun ya Düzce'de. Tabii ya, sıkmadığı el yok. O iştir ama siyasette. Güzel iştir öyle olmaz. Halka inmesi. Yapacaksın abi. Her eli sıkacaksın. Aa, hoca yeniden Refah'tan biri sana sallamıştı Twitter'da, unuttum, o biraz daha Hasan Arda Kaçıkçı taklidi duymak istemiyorum falan demişti. O saadetliydi kardeşim, yeniden Refah'lı değildi. Maalesef kötü bir ilk yarı geçirdik. İsabetli şut. İlk kez 55. dakika falan çektik isabetli şutu. Bizi saha dışına çektiler maalesef. Anadolu'nun Yaman derbisidir bu arada. Kocaeli Samsun. İki çok iyi takım abi. 4 ile 5. 4 ile 5. Artık bir hoca hamlesi lazım. 70 oldu dakika. Mehmet Kaan Türkmen hamlesi. Bizim İspanyol patladı ya. Yer yerine bir Vanyama çakalım. Adergonyaş. Al ya. Mehmet Kaan'a gol atacak bak içime doğdu. Mehmet Kaan Adı. Türkmen Niko diyorsun. Aynen. 6.40 bir 6.30 gördüm Emrecan Terzi. Ekin Çelebi yapacağım oraya da. Hadi çocuklar. Diriyiz. İstiyoruz. Başarabilirsiniz. Aha, kapı patarız ha. Kapı feci gollerimiz var ha o mesafelerden. Eyvah, kapıp atam kapmayıp mı yiyoruz lan? Bakalım. Batmak yerine. Eyvah, iyi, tamam, Masters'ın. Enrici. Tamam, bizim çocuklar bunlar. Vanyama. Bizim köyün Haydi. delisidir. Vanyama. Titrovi. Güzel orta. Atar babaş. Ah be. Nico Çok Sanchez olsa kritik goldü bir gol mesela. kaçtı. Çok. Aha. Olise'de arıza Yapma. var. Olise oralardan görmesin kaleyi. Aha, çok kritik. Hilal Başaçıkoğlu. Hadi lan. Vur be. Amido. Aynen. Amido. Ferrari'ye geçmek yaramış. Bitir, bitir.
Bak bu tarz Çok Anadolu şiş. maçlarının hastasıyım, biliyor musun? Bu tarz Anadolu maçlarının hastasıyım. 1-0 biz abi Al kaç. Giresun. Giresun kupa ya, dün Giresun Eyüp ne yapmış kardeşim? Bu kadar da göze sokmayın ya. Ne Bu yapmışlar? kadar da göze sokmayın ya. Abi Eyüp birinci, Giresun sonuncu. Yeniliyor mu? Herkesi terse yatırıyorlar ve yenemiyor Eyüp Giresun'u. Bu kadar yapmayın kardeşim ya. Giresun sonuncu da böyle çıkma şansı var mı? Yoksa? Yok, benim bildiğim be, çok çok kötü durumda. Evet, 7 puanı var. Yani imkansız çıkması. Yapmayın be kardeşim ya. Yedeklerle bir kupada bir çıkalım. Vaa, yedeklerle Giresun'u yendik. Trabzon deplasman diyor ya. Ama size bir şey diyeyim mi? Çok büyük avantaj. Niye diyeceksiniz? Ne alaka diyeceksiniz? Bak, Trabzon'la deplasmanda oynuyoruz. Galatasaray'la da ligin ilk yarısı deplasmanda oynadık. İkinci yarı bunlar bize geliyor. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş'la oynadık mı lan biz? Oynamamışız bak. Beşiktaş, bak, odayın önü de ilk yarı. Üçünü de deplasmanda oynayacağız. Fener'le Fener'de. de deplasmanda oynuyoruz. Ligin ilk yarısı. İkinci yarı hepsi evimizde. 17'de 17 kokusunu almayan adam o buruna iyi baktırsın lan. O burunlar tıkanmış. İkinci yarıda 17'de 17 kokusunu almayan tayfa. Burunlara bir baktırın lan. 16, 17, 16 iyidir. Lan Senin şampiyonluk kokusu Beşiktaşlılık. harbi gelmedi mi lan burnunuza? Nasıl gelmiyor beyler? Sizin bu burunları ne yapsak lan? Bak, size diyorum ki ikinci yarıda bütün büyük maçlar içeride mesela. Çıldırdım. Çıldırdım. Bir de deplasmanda şunlardan birine bir çelme taksak iyi olur ya. Çok fazla bir beklenti yok ama olursa da seviniriz diyelim. Trabzon kadro yapısını bozduysa simülasyonda bence bir şeyler yapabiliriz. Denk gibi Abi kadromuz. Trabzon çok güçlü oluyor FM'lerde ya. Beşiktaş'tan falan iyi oluyorlar mesela. Hamilton Diarra, Ekin Çelebi'yi oynatmış mesela. Biz de Emrecan Terzi'yi oynatıyoruz. Ekin Çelebi oynasın lan. Bir rakibi de bir şaşırtalım harbiden. Mert Çöl geçen ne alaka mesela? Bu kadar da rakibi şaşırtmaya gerek yok. Yerlayla oynasın. Hadi Ergonay, Enrici, Masters'ın May. May da istemiyorum ben. Bartu'yu seviyorum ben. Bartu oynasın. Biz şöyle oynayın lan. Tamam, böyleyiz ya. Çok heyecanlandım ya. Abi en azından bir Trabzon'dan bir puan almak lazım ya. Bu dörtlüden. Bana beraberlik gibi geliyor ama. Lider Trabzon Trabzon mesela. Bak en lidermiş. azından diyoruz da. Fener'den Trabzon'un alırsan kadro alırsın. nasıl? Bu, bak, Boloca diye birini almış mesela. Yer uçağıdır eminim. Asinyon oynuyor bak Asinyon, Galatasaray'da. Galatasaray'ın alamadığı Asinyon'u almış lan. Transfer çalımı derim. Josep Martinez, bak, kim mesela? Adam Buksa var kenar işe, yedekte. Oha. Oğlum Hadi oğlum. Trabzon ambargo koyuyor lan. 5 sene üst üste geliyor Trabzon'dan. Kutlarım bütün Trabzonsporlu hastalarını. O iyi değil amido. Çok erken Tabii attık ya. o Bak ambargoya, sevinme. müdahale edeceğiz. Boşa sevinme. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdık. Yani 5-1 falan Yok. biter maç. Sıkıntı Eh yok. ben dedim. Abi hemen ya. Ya ben dedim 4 dakikası var. Yani 70'e kadar falan 0-0 götürmemiz gerekiyordu. Erken gelen gol planlarımızı bozdu. Kaçırmaz ki abi. Bir plaka da burada. Çok kötü oldu hakikaten. Trabzon yazdı abi. Devre arası, dur bakalım. Yarım kalan bir hesabımız var falan çektik böyle bir. Gazlayalım bakalım bunları. 10 tanesi yeni transfer ama yarım kalan hesap. Eyvah. Zınk.
Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Takım şey dedi hesaba. Post cihazı var mı? Yarım kalan hesap. 8 puan fark var liderle. Hani ikinci yarı 17'de 17 kokusu çok geliyor da. Hadi abi. Hadi abi. Ekin hadi. Tamam Ekin, oh. Aldım formayı. Tamam, güzel. Güzel. Bak bu strese sokan dakikalar artık. Şu golün geldiği dakikalar. Güzel oldu bu. 3 geliyor mu peki? Ekin formayı bir daha vermeme üzerine mi alıyorsun? Aa, Gana diye biri var lan. Gana. Düz Gana. Hocam offside olsun be. Yok, verdi gol. Her simülasyondan gol yedik bu arada ya. Neyse 61'de yemedik en azından. Hadi bir puan alalım ya. Zorladık Trabzon'u be. Ölü seviye yorgun tayfa var sahada. Yarım kal iyisin. Kaan Kurt bir artık o şu şeye. Ana şey kadro dışı lan. İzmitli belandı. O çocuğu niye kadroya almadık? Sankara'yı mı alsam? Sankara hadi lan. Da değişiklik yapmayalım, iyiyiz ya. Orada denk oynuyoruz ha Trabzon'da. Tabii ya. Galatasaray maçında da böyle oynadık. Icardi 3 tane geldi, yapıştırdı gitti. Aha Sinyal. Doğru abi. Abi Sankara'nın ikinci kırmızı kartı ama ya. Sen harbi beyinsizsin oğlum ya. Bu çocuğun her şeyi değişmiş, mallığı değişmemiş. Alessane'nde o. Ben bu kırmızı karta masum bakamıyorum artık. Abi ikinci ya. Üzülerek. Direkt kırmızısı. Banka hesapları. Banka hesabı yoktur ki bunun. Sikke veriyorlardır bu leva maç sonu. Her bir çuvalla veriyorlardır buna parasını. İyiyiz lan. Daha ne abi? Tabii canım, çok şükür. Lidere çelme şov. İçeride Kayseri'yi yensek milli ara sonrası mis gibi gidiyoruz. Allah mis gibi gidiyoruz. Aa bak biri demiş ki hocanın takımdan 9-10 Bursa vibe'ı alıyorum. Abi sabahtan beri diyorum ki bu takımdan bir vibe alıyorum. Hangi vibe'di o? Bak Egemen Korkmaz da yardımcı hoca mesela. 9-10 Bursa vibe'ı var bu takımda. 9-10 Bursa vibe'ı çok ani şey oldu ya. Acayip buruna buruna geldi beyler. O Beşiktaş deplasman. Şeyi yenelim. Kayseri Bolu'yu yenelim. Beşiktaş'a yenilelim. Sıkıntı yok. Harun kişisel mesela. Harun ne diyorsun lan sen? O zaman seni ne yapayım biliyor musun? Beni satayım oğlum. Falan. Tamam hadi defol. Ya işte 36 olur, nereye gideceksin ya? Yedek kaleci ya. Ne bu gitsin kereste ne yapacak? İlerle lan. Kotel Kayseri. Hadi buyur. Severim de Kayseri'yi biliyor musun? Çorum Beşiktaş. Çorum'dan bir çelme var mı? Yok. Yusuf Yazıcı 2 tane yazmış. Yusuf Yazıcı'yı da alma ya. Oyunda sinirlendim Beşiktaş'a. Ama Fener kazandı. Recep Uçar içimizden geçer. Recep Uçar hakikaten hocalık öyle. Aa Galatasaray Trabzon oynuyor. Güzel. Güzel. İki rakipten birinin puan kaybı. Biz kaybetmezsek kazançlı hafta. Şimdiden kazançlı hafta. Trav'ya gir bakalım evlat. Bandama dön artık ya. Bu gerizekalı şeyle oynamaktan bıktım ya. Trav'ya oynatsak mı? Oo, aa, çok bir yabancı var diyor.
Kaan Kurt Ajan. Aynen öyle abi, Kaan Kurt. Çocuğu da gurbetçi şeyden aldık. Almanya'dan aldık. Ciddi yatırım yaptık Kaan Kurt'a. Onu oynatırım ki. Hakkını verin lan kardeş. Hakem korkuttu gözümü ya. Eyvah. Eyvah. Dakika 4'te yenmemeli ya gol. Biz öyle İyi oldu biliyor geriden musun? maç çevirecek takım Yok değiliz yok. abi. Reaksiyon verir takım, bak şimdi seyret. İzle reaksiyonu, 2-0. Aa, işte duran top çalıştıran hoca var. Sait yok. Duran top, duran top, duran top. Çevirirsek şampiyonuz bu arada. Hadi lan. Bir tane de biz atalım ya şöyle. Ah be. Bilal Beyazıt da iyi Hep kaleci direkt ya. aynı yerden dönüyor top ya. Bak bir tane Karagümrük mağlubiyeti vardı. Bir de şimdi Kayseri, bu iki maça çok yanacağız sene sonu ya. Bunun dışı problem yok şu ana kadar. Maç dönmeli ya. Kaan yapmalı şu asisti mesela. Ekinim yapar. Bir yarım. Diyara! İşte bu. Devam. Yarı bitmeden 2-2 be. Olmadı. Çok kötü oynuyorsunuz. Bir azarı kaydık. O Sanchez. Mehmet Kaan Türkmen. Hadi oğlum. Seni 11'e atarsak yerliden de kazanıyoruz. Hadi bir şeyler yap be. Oğlum niye duruyorsunuz lan? 2-2 dakikasıdır ha. Ekin! Oh! Atsan şunu. Yapıştırsa şunu. Hadi. 70'e kadar. Şu atak gol Aha. olursa Hamido. çevirdik bu arada. Yaptık. Oo, Abi gol niye bu? sandım bu arada. Değişik bir simülasyon, gol sandım. Hadi ya. Lan May düzgün vur şu kafayı be. Abi biraz hücum ağırlıklı mı yapsak taktiği? Hadi Ergonacı alırım. Kaan'dan hiçbir şey olmaz. Gökhan Sazdağ çaresizliği de o dakikalarda Detroit. geldi gibi ama. Amido çok kötüsün ya. Bilal hadi. Hadi. Sakin. Buradan bir 2-2 yapalım ya. Bilal iyi çevirdin lan. Dur. Geliyoruz geliyoruz. Hadi Ergonaş. Çok iyi. Aa. Hadi. Hadi. Vanyama. Bilal. Bilal. Kiki. Hadi lan. Bıkının lan. Hadi lan. Abi olamaz ya. Almamız lazımdı ya. Liderle puan farkı ne? Ama Galatasaray'ın iki maçı eksik. Galatasaray kazanmış baksana. 29-24. Galatasaray'ın bir maçı eksik. 8 fark. Bir de Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz şimdi. Almalıydık ya. Çok sıkıntı oldu. Almalıydık ya. Şu maçı almalıydık. Her Bunu şeye yenerek rağmen. telafi ederiz ama. Öyle diyeyim sana bak. Bunu yeneriz. Hani şey gibi olur. Orada onu yendik, bununla berabere kaldık gibi olur. Bunu yenip üstüne bir tane de Bolu patlatsak. Yeni sözleşmeyi bak. Başkan.
Okumadan imzalarım koca elimle bu sözleşmeyi. Yüreğini koydun ortaya. Abi Şey, lisans ne başka bir durumda bu sevgi arada? bu. Buraya da bir şey diyelim. Burada hani sonsuz da taraftara da bir gider. Ulusal B var. Ulusal A'ya yürüyoruz galiba. Öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Aynen. Ulusal A'yı alacağız. Bak yeni sözleşme imzaladık. Takımda bir şey olur. Ben sana söyleyeyim. Takımda Evet bir evet. olumlu reaksiyon olur. Beşiktaş'ı yenebiliriz, haberin olsun. Beşiktaş'ı yeneceğiz galiba. Lan Bolu maçı çok yakınına koymuşlar Bolu'yu ya. Bolu'yu çok yakınına koymuşsunuz ya. Bizim defans niye böyle ya? Karayolu Artı çizgisi gibi. girsin. Andamayı içeri atsak. İyi çıkarsak. İsmail seni çıkaracağım. Bir, bu maç bir şunu deneyeceğim. Aklımdan geçiyordu biliyor musun? Mehmet Kaan olayı. Mehmet Kaan'ı koyup Ader Gonaş, çünkü Kaan hiç iyi oynamadı orada. Hamidou Diarra Ama devam. Mehmet Kaan da Arda moral orada. bozuk. Eksi görünüyor. Acaba bize arıza yaratır mı o iş? Abi işte bir tane yazsın. Hem morali toplasın hem formayı alsın. Beşiktaş'a bir tane at. Hadi bakalım. Beşiktaş maçı diye as forveti çıkardığın gibi geldi ama neyse. Abi bu iddialar gerçekten üzmeye başlıyor ya. Neler görüyorsunuz değil mi? 20 maçta oynayan adamı kesti. Durduk yere. Beşiktaş deplasmanında. Yedek forvetle çıktı. Neyse. Aha. Amido. Oh. Ah. Tekkal oynuyoruz he. Harbiden Beşiktaş bu simülasyonda da mı küme düşecek ki? Yo, iyiymiş bu sefer. Abi şu ilk 20 dakika nasıl gol atamadan bitiyor ya? Beşiktaş'ın XG'si yok bu arada. İlk 30 dakika Beşiktaş'ın XG'si yok. Bak ilk gelişi zınk penaltı. Abi bu ülkede zor ya. Bu ülkede zor ya. Yazıcı kaçırmaz ki. Yani bizim kaleci de bir kere doğru köşeye bil be. Hani kurtar da demiyorsun yani. Doğru köşe bil. Beşiktaş'tan kiralık adam işte. Konuşunca konuştu oluyor. Ya bu ülkede çok zor ya. Hasan abi güldüğünü söylüyorlar chatte. Ben göremiyorum yüzünü de. Sinirden gülüyorum. Eyvallah. Kırmızı değil mi? Kaçanlara bak. Hadi lan. Artık bir içeri ya. Ali'ye vuran yok ya. Yarra gel lan buraya. Bandama. Nico'yu da mı atsak abi? Itroi. Hilal. Niko. Haydi.
Abi ne kornerlermiş. 3 gol de korner ya. Fener'im de önünde Göztepe'ye yeniliyor. Bilindik senaryolar. Fener zaten ha, Galatasaray'da Kayseri'ye berabere kalıyor lan. Hafta tamamen Fener'e şey, Beşiktaş'a yaradı. Fener 2-2. Galatasaray yenildi lan Kayseri'ye. Tebrik ederim abi. Yine seriyi bozmadın. Beşiktaş'tan puan alamama. İkinci sezonun ortasına geldik. 0 puan Beşiktaş'tan. Üzülüyorum ya bu duruma. Bu duruma gerçekten üzülüyorum. Gerçekten kazanmak istiyorum ya. Bu duruma çok üzülüyorum ya. Hani chat mesela şey de vardır aramızda mutlaka. İlk sezonu izlemeyip direkt ikinci sezondan başlayan. Hani şunu söyleyeyim. İlk sezonda da Beşiktaş'ta birçok kez maç yaptık. Hiç puan alamadık. Tesadüf işte. Allah'ın takdiri. Top girmiyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Ve gerçekten çok kötü denk geliyor bu işler arkadaşlar ya. Bildiğiniz gibi işler değil bu işler. Çok fena denk gelmeye başladı bu işler ya. Bartu yine sakat. Enrique oynasın. Enrique oynadığı için yerli de sıkıntı var mı? Ekin Çelebi. Kaan Kurt. Yok ya, bu çocuğu oynatacağım Türkmen'i. Kaan Kurt değil, Hader Gonaj oynasın. Hadi ya. Bu maçı yenmemiz lazım bu arada. Tamam. Formsuz ya. Hadi Atacağız ya. Ekin. Aa, penaltı hocam. Penaltının öküzlüğe bak. Öyle penaltı mı yapılır ya? Ver hocam. Hasbinallah. Oo. Berk Yıldız. Özledik be. Demirsporlar like. Henrici müthiş geldi lan. Ah be. Ve bizim bitiricilik problemi var ya. Ocakta zımmıyor forvet geliyor ama. Vallahi o lazım biliyor musun? İçeri giriyor giriyor atamıyor. Vanyama çok iyi attın lan. Anyama. Aslan parçası. Manyamadan gol almamız lazım. Bak Galatasaray'da Beşiktaş'ı yeniyor. Güzel. Geçen hafta Galatasaray kaybetti. Bu hafta Beşiktaş kaybediyor. Güzel abi, o puan kayıplarını bir şekil absorbe ediyoruz rakiplerimizin kayıplarıyla. Zınk Aynen Victor öyle. Wanyama şov var mesela. Ekin asist, Wanyama gol, 2 oldu. Aynı golün tekrarı. Karbon kopi. Bu maç biraz da Şehre, averaj Avrupa atalım Ligi. ya. Averajımız çok kötü. Averajımız berbat durumda. Biraz averajı oynayın lan. Lan sen avaraj ne öyle ya? Aslan nasıl Neymiş? 25 yazıyor ya? Gerçi Zınk. doğru. Dördüncüye 4 tane attılar. Yani gerisini sen düşün. Doğru. Biz 4 dedik. Ama 2 de attık o maç. Ha, değil Unutulmamalı. mi? Bizim averaj çok kötü lan bu arada. 8 galibiyetimiz var. 6 averaj. Galatasaray maçta Karagümre 9 atmıştı o yüzden sanırım. Wanyama hat-trick. Oo. Kariyer maçını oynuyor bu arada. Muhtemelen. Güzel. Averajımız da güzel. Yemeyelim be. Allah Offside. Allah. Offside. Yapmayın ya. Neymiş? Bizim defansta arıza var bu arada. Düşmesin lan performansınız. Harika oynuyor Kocaelispor abi biz. Heh.
Beşiktaş Galatasaray ne oldu? 1-1. Yusuf Yazıcı yine penaltı. Ya kollamayın artık Beşiktaş'ı, gitti ya. İki gol de Yusuf'tan gelmiş. Galatasaray'daki Yusuf kim acaba? Yusuf Demir mi? Yusuf Demir'dir. Yarın aynen gel bakalım. Masterson gel. Wanyama. Gel. Ader Gonyaj gel. Ekin Hoca gel. Eş değişikliği yaparım abi. İki farklı öndeyiz. Biraz da yeni yüzler, biraz da yeni isimler. Dördümü alayım yenilerden. Uf. Trau'yu müthiş attın lan pası. Hocam ver golü, bu golü yeme ofsayt diye. Aynen öyle. Plakamı ver. Trau'nun pas inanılmazdı. Güzel. Plaka bu Güzel. arada. Tebrik ederim. Plakayı yazdık. 4-1 yaptık. Şimdi Kasımpaşa'ya gidiyoruz. Kasımpaşa maçları her zaman zordur. Ne Kasımpaşa'yı durumda yenmek Kasımpaşa? iyidir. Kasımpaşa'yı yenersek güzel bir şeye oturtturacağız. Kendimizi güzel bir yerdeyiz şu an. Türkiye Kupası'nda da İskenderun'la eşleşmişiz. Orada da bir yedeklerle oradan da bir tur atlama işi güzel olur. Bakalım şu Kasımpaşa'yı bir atlatalım da. Sonra içeride Başakşehir var. İki tane iyi takım. Güzel. Güzel. Ne durumdayız bu Emre Can tarzı? Şu kiralık oğlanı kadroya almayacağım bir süre. Bamgüm kırmızı görüyor. Gerek yok. Tehlikeli buldum oğlanı. Ekin Diyarra, Mehmet güzel. Masterson, Enrich May. Bartu sakat, tamam. Hocam like atana küfür mü ettin yazılmış chatten? Hayır, like atanlara küfür etmiyorum. Like bedava. Aşağıdaki milli görüş işaretine rahatlıkla basabilirsiniz. Like kaç K bu arada? Bak 5 hafta kaldı 20. haftaya, 2K'ya gelmedik hala. Chat halleder o işi ya şimdi. Biz yeriz bir tane. Bak şimdi. Hop, aynen öyle. Chat Franco Sosa diye bir sırası adam sende. getirmiş mesela. Abi Kasımpaşa tehlike camiadır. Hep söylüyoruz bunları. Kasımpaşa tehlike camiadır. Bunu her zaman söylüyoruz. Franco Sosa nereden buldun mesela? Rüyanda mı gördün? Arar bulur bunları, getirir. 1-1. Çok Aynen iyi. öyle. Çok iyi. Mehmet Kan Türkmen. Bu Biraz sezon ligdeki kendine gel ilk golü. oğlum ya. Rezillik bu arada. Yani. Biraz İlk golü kendine gelsin atması. artık ya. Güzel. 1-2-1 yolluyor muyuz? Güzel. 2-1 mi? Aynen öyle. Kendine geldi. Tamam. Forvet atmaya başladı mı? Orada keyif alırsın hacı. Sıkıntı yok. Abi nereden buldun bu adamları? Christian Capone ne alaka ya? Mafya getirmiş mesela adam. Tanrı'dan Kasımpaşa'ya transfer olmayı diliyordum. Sonra Kemal Özdeş'le tanıştım ve Tanrı'dan beni affetmesini diledim. Christian Capone. Geldim işte dostum, yüzün gözünde. Emir Yalnız. aldırdığım forvet çöp çıktı ha. Hoş geldin Emir. Hiç de çıkmazdı. Yine bir İspanyol forvet, yine sen, yine çöplük. Maalesef. Abi Maalesef, Franco Sosa'ya maalesef abi. yenildim ya. Sak yok mu Franco yani? Sosa diye bir adama yenildik ya. Heh.
Daha yenilmedik. Birazdan yenileceğiz. Durum bu arada 2-2 dakika 35. Nasıl bir maç bu ya? Bizim defans çok büyük arıza. Benim kaleci mi tutmadı lan yoksa? Ha. 3 mü? 3 güzel. Güzel. Hep Kasvan'da ilk yarıdan 3 tane atma işi güzeldir. Transfer dönemi geldi, farkında mısın? Sana adam çakmaya geldi. Yok, senin dediğin hiçbir adam almam artık da. Bu arada Nico Sanchez'e kötü diyorsun da, yani yedek forvetimiz ilk golü bu maçta attı. Demek ki iyiymiş. Ama oynamıyordu yani ki çocuk. Olur. Çocuk oynamıyordu ki. Çocuk şans bulamıyordu abi. Bak, şans bulan da seni dördüncü yapmış. Öyle düşünce. Yani daha ne yapsın abi Nico Sanchez? Kaç gol attı Nico Sanchez? 10 falan atmıştır ya rahat. Ay. Abi 10. Ona bulmuştur ya. Oğlum üçüncüyse bizim 10 golümüz yok zaten. 8 averajımız var yani, 10 golü. Kaç yemişizdir? 8 atmış chatte. 8 yazıyorlar. İyi. Bilmiyorum. Beyler, Nico Sanchez iyi yazanlar chat'e artı 1 atabilir mi ya? Keyifli. Tur Hanım, sen cansın. Harbi tek ben attım ya. Yok yok, bayağı atıyorlar. Kardeşler. Anlıyor abi. Futboldan anlayan adam artı 1 atıyor. Daha anlayan var, artı 31 atmış. Yedek forvet nasıl kalmaz bir camiada ya? Almadın mı kadroya Niko'yu? Niko aşağıda abi. Niko'yu almayacağım ki oyuna. Yedek forvet dedim değil mi? Yedek stoper kalmamış hiç. Ha. Niko'yu bir alalım harbiden ya. Bir 10 dakika oynasın. Atarsa utandırır bizi bu arada. Şampiyon olursak formayı giyeceğim beyler. Söz verdik. Söz vermek başka bir şeye benzemez. İkinci ve şey golü mü? Attı lan. 1-2. İki tane ikinci frikik golü mü? Ben sanki bu maçta bir tane. İkinci kornerden attı. Kornerden attı ya. Topero oğlan niye atıyor lan frikiyi? Niko! Abi Niko da yardım. Aynen, kötü bu adam değil mi? Niko da aynen yazdı. Yok, kötüdür. Aykut babasını gördü ama. Bakılırsa sanki Fenerbahçe gol yemiş gibi. Sende öyle bir durum var değil ben mi? Bende şu an o tarz bir triplenme, hallenme oldu. Hallenme işleri benim öyle oldu. 7 puan fark ha? Chat'e Discord'umuzu attım. Buraya katılarak bizimle bazen sohbet edebilirsiniz. Chat soran da vardı. Evet, tekrar. Geceleri ateşli sohbetler dönüyor Discord'da. Görüyor musun harbiden sohbetleri insanlarla yemiş? Tabii tabii. Ben gelenlerle, yani çağıran olursa gelirim. Beni kardeşler bazen draft'a falan çağırıyorlar. Müsait olursam niye olmasın abi, giderim. Helal olsun sana, ağlattım. Kaan Kurt sakatlanmış. Başakşehir yenmek lazım ya. Başakşehir yenmek lazım. Galatasaray Fener oynuyor, o da iyi. O maçı ne izleriz ya? Gerçekte olsa yani. Emircan Terzi, Sankara gel. Masters'ın çık. Yedek stoper almadık mı? Yo, iki stoper şey bizim. İki stoper gitmiş. Mert Çöl geçen de stoper. Ha, oyna lan. Mert oynar. Tamam. Diyarra. Tamam. May, Mert, Enrici, Emir, Kaan. Tamam. Buyuz. Yerli işi nasıl? 1-2-3. Kaan yerine Nikom'la çıkarım dayı. Ama Kaan iki maç, geçen maç iki tane yazdı ya. Niko'yu sonradan alalım. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim kardeşlerim. Sağ olasınız. Maç çok önemli ya. Sen bir önceki maç gol atan forveti ilk 11 çıkartmadın mı abi? Mehmet Kaan iki tane attı. Hmm, okay.
Bir tane attı abi. Bir tane Nuka attı. İki tane Maya attı. Bir tane Mehmet Kaan attı. İki gol attı. İki tane Maya attı. Bir tane Nico attı. Beş attı. Ha beş bitti mi? Doğru. Asla Fener oynamıyormuş bu arada. O tamamen göz yansıması bir bilgiydi, az önce verdiğim bilgi. Cüneyt Oğuz'un hastalarından özür diliyorum. Çok yanlış bir information'dı. Yapıştırdı mı? Ah, Diarra yapar ama. Diarra. Ben sana Diarra'nın yapabileceğini söyledim. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürpriz golcü. Diarra mı? Bu şekil telaffuz etme. Çok rahatsız ediyorsun ya. Pardon abi. Ben alışkanlık. 6. golü. Oy. Mustafa ne? Full böyle atacak mı? Frikikten. Oha. Gerilmeden falan ne alaka bu? Kalecinin garibanlığa bak ya. Survivor Cumali gibi. Üzüldük adamı. Survivor Cumali neydi be? Gariban deyince aklıma gelen profil ya. Survivor'daki abi. Survivor Cumali'nin pizza hamburger ödülünde ilk kez pizza ve hamburger yedim dediği sahnede ağlamayan adamın kalbi harbi Duracell pildir maksimum ya. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Of. Cumali'yi karşı takıma atın diye Nagihan'ın ağlaması. Ulan. Hakan Atiboğlu Cumali'ye yüzümü öğretiyor videosu. Abi bu süpermiş ya. Herif denizi keşfetti. Benim dansı aklımdan çıkmıyor ya böyle. Ona dans, bir de slow motion yapmışlardı. Öyle. Dans da inanılmaz. Onun slow motion meme inanılmaz iyi ya. Arkada o şey müzik, garip müzik değil mi? Diarra 8. İsmini telaffuz etmek istemediğim bir kişi gol attı. Sen Stefan de bu çocuğa. Tamam abi. Ben Stefan diyeyim, sen ben Diarra derim. Stefan. Diarra. Diarra. Böyle su gibi akıtmak lazım herhalde. Aynen öyle. Orada hiç bir vurgu yapmadan, abi size bir şey söyleyeyim mi? Ben şampiyonluğun kokusunu almaya başladım. Ben şampiyonluğun kokusunu almaya başladım. Bunu son dediğinde iki maç üstte puan kaybettik. Bence maç bakalım. Her maç final gibi. Takımın üstünde baskı yaratmayalım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şampiyonluk kelimesi baskı yaratan topçuyu Ocak'ta kovarım. Abi sol açığı da dinlendirelim mi? Etrini de yapmış. Dinlensin. Alkışlatalım. Stefano alkışlarla. Niko bir tane de sen yapıştır. Bakan Saz daha seversin o işleri. Gel bak. Hadi bakalım çocuklar. Bak avarajı da toparladık ha. Son iki hafta avarajı da toparladık. Bak şimdi. Yapma lan Kenny. Kiara millete Kenny yapışıyordu ya. Hatırlıyor musunuz o dönemi? Evet. Kenny yapışıp ölüyordu değil mi insanlar? Kenny yapışıyordu. Şey falan deniyordu işte. Kenny'ye sigara basın. Çekmeyin. Sigara basın. O böyle ayaklarını kendi salıyor falan deniyordu. Böyle garip garip koca karı tavsiyeleri falan veriyordu millet. Yani. Kırım Kongo kanamalı ateşiydi değil mi onun hastalığın adı? Evet. Evet abi, millete kene yapışıp millet ölüyordu ya. Keneyi herhalde ama çekince ölüyordun değil mi? Aynen. Yani keneyi böyle çekmemek lazım. Hemen hastaneye gitmek gerekiyordu falan. Tabii yani belki hala aramızda deneyimleyen olabilir, Allah korusun chatte falan. Öyle yapmanız lazım. Tabii tabii, hiç ellememek lazım. Hastaneye. Yani. Hastaneye direkt. İskenderun'u bir tam rotasyon yenelim.
Kandama, Emrecan, Lins, Mayer, Titroya, Atar, Gonyaj. Atar, Gonyaj değil de. Bak bir kardeşimiz ben duşta fark ettim, çektim. Zehirsizmiş Allah'tan yazmış. Çok geçmiş olsun. Yani geçmiş hiç işinizi olsun şansa abi. Bırakmayın. Şakası tuhaf, yok. Tuhaf tuhaf işler abi. Bir ara çocukken kuş gribi vardı. Marketlere gidiyorsun tavuk yok. Değil mi? Yumurta yenmiyor mesela. Yumurta... Zaten ondan sonra hükümet mesela eskiden pazarlarda yumurta falan satılırdı. Sonra hükümet yasakladı pazarlarda yumurta işini. Hala var Bir ara buradaki yasak. pazarlarda. Şu an var pazarlarda da bir ara bu açıktan yumurta satımı falan yasaktı mesela. Kuş gribi, işte domuz gribi bir ara şey oldu. Nasıl satayım? Ne biçim dünya ya? Annem hepsinden kötüsüydü tabii yani hiç diğerlerini yaşanmamış gibi. Pandemi de şey çok acayipti. İnsanların ilk dönem hani yakalanan kişiye karşı direkt hani herhalde ölecek bu adam şeyi farkındalığı geliyordu ya. Mesela Hepimiz yaşadık onu. Fatih Terim korona oldu mu millet ölmüş gibi veda tweet atıyordu. Biz her zaman seninleyiz hocam bırakma kendini bilmem ne. Ama abi o zaman öyleydi Ama ya. Yani. Şimdi mesela biri korona oldum diyor iyi geçmiş olsun Geçmişiz. işte. Alan kafasına geldi ya hastalık yani o çok acayip. Ya bir ara her gün Fahrettin Koca belli bir saatte Evet abi televizyona çıkıp ya ölü yani açıklıyordu adam ya. binlerce ölüm açıklıyordu. Şu kadar ölüm bu kadar en tüpe Ölüm falan. sayısı, ölüm sayısı falan açıklanıyordu ya. Hep şu kadar yakalanan falan. Ne zor iş. Oğlum her akşam adam şey tweet atıyordu ya bilmem kaç ölü, bilmem kaç entübe, bilmem kaç pozitif vaka. Ne kötü günlerdi ya. O mavi arka planla. Vay be. Neler yaşadık. Hiç Ya bir de yaşanmamış bunların gibi mesela üstüne. şunlara. Ya bir de bunun üstüne mesela yani seneyi devriyesi geldi deprem yani. Hani çok zor şeyler yaşamışlar ben ülke olarak yani deyince sen konu Bugün buraya de geldi. seneyi devriyesi doğru söylüyorsun. Ama insanoğlu her şeyi çok çabuk unutuyor evet ya. Abi ya insanın o en tuhaf özelliği biliyor musun? En acımasız gerçi İnsan, ama insanı bak, en çok hayatta kalmaya ben sağlayan da sana şey bir, aynen bu. Öyle. Yani insan unutabilen bir canlı olmasa zaten kafayı yer oğlum ya. Yani, kadar. Yani bir mesela biri vefat ediyor. Mesela toprağın içine koyup evine dönüyorsun mesela. Manyak bir şey aslında. Ama onu unutmasan unutabilip canlı unutabilen bir şey olmasa kafayı yer lan birçok şeyden. Dünya Tabii. korkunç bir hal alır yani. Unutabilmek aslında... Hocam İsmail'in kırmızıyı alayım bu felsefi sohbetin ardından. Fener'i yenmemiz lazım. Aynen öyle hocam. Gol de atmışız bu arada. Tabii. Hiç derinleşirken. Çaktırmadan. Hiç oraya bak. Biz de mi atılacağız lan? Yok. Maça odaklandık. Geçmiş olsun. Gol yiyeceğiz. Az önceki konuşmalarımız evet, iyiydi. Şimboli attı. Offside verilirse. Yuh hakem. Eren Elmalı'yı almış Fenerbahçe. Hocam offside'la uzak yakın alakalı olma ihtimali yok bu arada biliyor musun? Hoca offside ya. Gol. Allah kahretsin. Fener'im bu kadar gerçekçi olma be. Oğlum size bir şey söyleyeyim ben harbi koku alıyorum ya. Yok abi ben osurmadım. Sen harbi şampiyonluk kokutursun lan ortalığı. Osurarak. Aynen öyle. Ya bu kokular da hiç Beşiktaş maçlarında gelmiyor sana ama. Bu Fener maçlarında bir koku ben alma. Bir kere söyleyeyim mi? Beşiktaş'a yenilmem de şampiyonluk habercisi. Hep yenilirim zaten. Miron Boadu'yu almış Fener. Git yok ya azalmışın. Git Memphis Depay'ı al. Ne alaka bu transferler ya? Zınk 2-1. On kişiler 2-0 öndeyiz. Şuradan maçı vermeyin be eşek adamlar ya. Hadi Fener'im be. Tarih yaz. Fener yenerse şampiyon olur bu arada. 10 kişi. Rakip 3. Ama şurada mesela Bayis'te Fener'e çevirir oynardım herhalde. 59-60 gibi. Çok iyi oranı vardır biliyor musun? 2-10 Tabii falandır tabii. oran. Tabii lan 10 kişi Fener.
Bitti, geçmiş olsun ya, yendik. Keyifli bir oran verirdi şu an. Şu an 3.5 oldu mesela. Şu an artık golünü oynanır Fener'in. Yani çevirirden ziyade golü de iyi verir. Oynadın herhalde. İyi giden taktiği bozuyorsun. Yok ya, bizim sağ kanat beyin sakatlığı çok kötü oldu abi. Adergonay her maç mahvoluyor. Baksana herifin haline ya. Allah Allah. Yarra kal ya. Ay sen de kal. Bir free kick bir şey olur. Yapmayın be abim ya. Yapmayın ya. Traoy. Mehmet Kaan. Seni var ya mahvettim yersek ya. Offside. 4 yıl yan hakemlik yaptım. Uzaktan anlayabiliyorum. Bana harbi yan hakemlik müthiş gider bu arada. Ben çok feci yan hakem olurum ya. Taraftarları kesmekten karı kızı. Düdük çalamayız. Ben düdük çalmıyoruz lan oğlum. Hiç mi futbol maçı izlemedin sen yan hakemle? Yok, ben of. Karı kız deyince aklım gitti abi. Düdük çalmadığımı unuttum. Düdük çaldırmayız diyeyim. Bitti. Ah. Hep de Fener'e denk gelir. Neyse. Senin bu yalandan üzülme tribi ne alaka ya? Ah. Nasıl olur ya? Ligin ilk yarısı da bitti bu arada. Ligin ilk yarısını 36 puanla kapattık. 80 lazım şampiyonluk için. O yüzden 17'de 44 lazım ikinci yarı. 17'de 44 için 46, 49. 2 beraberlik, 1 mağlubiyet hakkımız var ikinci yarı. Yanlış hesapladım. Ama canın sağ olsun. İnsanlar demek istediğim şeyi anlamıştır. Yo, doğru hesapladım. 2 beraberlik, 1 mağlubiyet hakkımız var. Doğru hesapladım. Bugün yine o eve mi gidip kalacaksın abi? He? Bugün yine eski evine gidip mi kalacaksın? Evet. Vay be. Sen ne cefakar bir adamsın ya. İşimizin başındayız. Helal olsun. İnsanları sana. Daha fazla bekletmenin bir anlamı yok. Yayının başında bir kardeşimiz yazmıştı. Mesajı hızlı geçti. İsmini göremedim. Babasına hastanede refakat ederken bizi izliyormuş. Bu işten sadece para kazanmıyoruz. Bir yandan da birçok insanın yalnızlığını paylaşıyoruz. O yüzden yapabileceğim en kısa sürede yayınlara dönerim. Yani gece 12.30-1'de eve dönmek varsa bu işin ucunda dönerim. Problem değil. Aynen öyle. Bu arada yalnızlığını bizimle beraber giden kardeşlerin hepsine de çok selamlar söylüyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Aynen öyle. Selam olsun herkese. Aynen öyle. Bizi belki ütü yaparken izliyor. Belki temizlik yaparken izliyor. Belki işte böyle hastanede izliyor. Arabasının radyosunda izliyor. Uzun yolda otobüste giderken izliyor. Metrobüste izliyor. Bütün kardeşlerimize selam söylüyoruz. Yalnız değilsiniz. Burada E-Talks'un hastalarından birisiniz. Bizden birisiniz. İçimizden burada birisiniz. Bir yandan Fahri Kocaeli sporlusunuz. Ya biz Turan da ben de bir H-Talks hastası olarak buradayız zaten. Ya ben bireysel olarak Hasan Arda Kaşıkçı'ya da hastayım ama o ayrı mevzu. Onu şimdi konuşmayalım. Onu ayrı etsem. Sen bu arada. Efendim? Buyur abi. Buyur Turan'cığım. Özel bir like isteğim olacak. Ütü yaparken bizi izleyen kılıbık H-Talks hastalarından. Kıyafeti ütünün üstüne koymadan bir like öyle istiyorum. Ben evli ütü yapan adam ayıp. Düşünmedim de şey düşündüm. Mesela bekar yarın işe gidecek, pantolon ütüsüz. Bence bir yandan da kulağa bizi taktı. Böyle ütü yapıyor, bir yandan bizi dinliyor gibi düşündüm ama kılıbık olarak düşünme oğlum ya. Erkekler var ya, benim tanıdığım erkeklerin çoğu kadınlardan daha iyi ütü yapıyor. Ben mesela yani hiç alakam yok da
Jekler inanılmaz ütü yapıyor lan. Mesela çamaşırı hani, hanımefendi peki. yıkıyor, asıyor, kurutuyor. Aşkım hadi ütü sende diyor. Adam bir ütü yapıyor dayı. O böyle zınk. İşte tozunu al. Zın zın zın. Tıs tıs suyunu bas bilmem ne. Hareketler inanılmaz ütücü lan. Bu arada Diarra gol attı. Tebrik ediyoruz onu da. Yine vurguladı iki arada bir derede. Bu arada ben kılıbık olduğunu düşünmüyorum ütü yapan insanlara. Ben mesela öğrenciyim. Kendi evimdeyim. Yani mecbur her işi kendim yapıyorum. Öğrendim artık yani. Tabii bu arada iş bölümü olmalı yani. Tabii canım. Ya umarım memur sevgilim adam, bu videoyu memur izliyordur. Adam, memur duran... adam memur adam müthiş ütü yapar ya. Hasan abi senin iyi yaptığın bir ev işi var mı? Hani elimden iyi gelir. Bulaşık yok yemek ama bence. Hepsini idare eder seviye yapıp hayatıma devam etmeye çalışıyorum yani. Hepsinden idare eder seviye yapıyorum. Ama sen iyi, de çok iyiyim, şey dediğim, iyiyim dediğim hiçbir şey yok yani onu söyleyeyim. Yani yemek işini feci iyi yapacak. Ya yemek yaparım da feci iyi yemek yaparım çok iddialı geliyor bana ya. Yani yaparım yani. Karnınız doyar. Zaten bir yemekten beklentisi odur insanın. Ha, inanılmaz bir lezzet taahhüt etmem ama. Hasan abinin feci iyi yemek yapanı MasterChef'te jüri zaten. Hani var bir tabii tane. Tabii tabii. O adam. Ama şey seviyede inanılmaz iyi yemek yaparım demem ya. Hani böyle ev seviye. Ev seviyede inanılmaz iyi yemek yaparım demem. Ben mesela basit yemekler seviyorum yani. Mesela tencere yemeği işte bütün biberi, domatesi kavur. Bir şeyle, tavukla, etle. Biraz su dök. Sulu böyle bir tavuk yemeği falan filan yap. Yanına bulgur mulgur yapıştır geçsin. İşlerini abi, seviyorum yani. O seviye... Peki tost basarsın sana sen abi. O senin saydığın seviye iyi zaten bu arada biliyor musun? Hani o hayır, iyi sayılır yani. İnanılmaz lezzet kaygısı duymayacaksan evet çok iyi yemek yaparım yani. Ama çok iddialı olmak istemem ya hiçbir konuda. Ama çok anlatıyorsun ya böyle şöyle yapın şöyle yapın. Yo bilirim yani de. İşte çok iyiyim dersen o iş sana kalır ya. Ama işi eline bırakmadığınız sürece de kıyameti bekleyin demiş Peygamber Efendimiz. Harbi mi? Aynen öyle. Buradan da selam olsun herkese alakası. Razvan Lucescu'yu olmuş bu arada Razvan Hoca. Başkan da yeri zafiyet. Yok kardeşim bıraktık diyetteyiz bu ara. Dukat diyetindeyim. Başkan ve hoca yemiyorum. Eski günlerde onlar. Artık tövbekarız. Yönetimimizin ve hocamızın arkasındayız. Yanlışlarını söylüyoruz ama yeme içme gibi bir durumumuz yoktur. Yaşlandık evlat bu işler için. İbrit kutusu kadar futbolcu yiyor artık. Tabii de. İbrit kutusu kadar sağ bek, sol bek. Bu maçı vereceğiz gibi bir koku geldi. Mesela bak şampiyonluk kokusu kadar ağırya esmedi. Böyle daha burcu burcu bir koku ama. Şimdi bu iki kenarda ne arıza yaratıyordur ya. Tribüne falan. Burcu burcu kokardı. Bak 20 şuta 6 şut puan vereceğiz mesela bu Gaziantep'e. Sonra bunları bütün Kocaeli'de kovalayacağım mesela. Galatasaray 0-0. Güzel. Tek kulaklıkla çağrı merkezinde çalışıp diğer kulaklıkla bizi dinliyormuş. Selam olsun krala. O sırada bizim gelmeyen siparişler. Hasan abi dün bahsetti müşteri hizmetleri. Eyvah 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 eyvah. Felaket oldu beyler öyle diyeyim size. Biz maça odaklanınca maç dönüyor bu arada yani. Düz sohbette 3 tane atmışız mesela farkında değilim. Arslan değişikliğiyle şampiyonluk kokusunu ilk kez az almaya başladım öyle diyeyim. O kadar kötü bir gol yedik. Burunlar tıkandı yani. Bak ilk kez koku gelmemeye başladı. Öyle diyeyim size. Yani şu maçı 3-3'e getirmeleri inanılmaz oldu. Antep'te 9. ya amaçsız. Ve 3-0'dan 3-3'e. 4-20-27, 3-0, 35-71-90+2. Vah vah vah. Yani Kocaeli'nin felaketi ve şöyle de bir kötü durum var.
Harbiden yensek 39-39, 42-42 yani lig. Ligde daha yeni şey oluyor yani. Bizim yardımcı antrenör mü o? Biraz kötü bir fotoğrafı var ama. Gördün mü sen? Nerede lan? Form durumlarının son analizi. Bir al, aşağılara insene bu kısımlarda. Ha. Adam niye, niye böyle? Selfie'sini koymuşlar adamın? Bu adamın vesikalı yok mu ya? Tanıyorum bu arada beyefendiyi. Beşiktaş'ta çalışıyor. Evet, çok da düzgün bir insan. Selam olsun. İyi bir fotoğraf seçilebilirmiş ama. Komple kurulmuş kendisini. Adana Demir yan lan Galatasaray'ı. Güzel. 2 puan aldı. Biz severiz bu tarz işte. Sen ne diyorsun lan? Lins Meyer ne diyor? Ne diyor? Kafan karışık. Kiralama değil de seni bonservisinle vereceğim lan. Hadi. Hadi defol. Şimdi defol. PSG Zaniolo'yu istiyormuş. Galatasaray transferin son günü. Sat Zaniolo'yu. Yerine kimseyi alama. Şampiyonluğa koca elim konsun acı. Trabzon PSG'de takıl. Zaniolo Trabzon 70 takıl. Puan verir. Trabzon takılmadı. Dakika 79 Bakasetas. Trabzon'un penaltı bonusları devrede diyeyim. Siz anlayın dediğimi. Sezon beklentilerini değiştir. Ligi üst sıralarda bitirmek abi. Hatta ligde gösterecek performans ile Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı sağlaması. Öyle. Sağlar mıyız lan? Öyle konuşalım mı başkana? Sağlarız lan. Sağlarız abi. Sağlarız, sağlarız lan. 7 puan öndeyiz. Hadi. Şimdi o 300 bin euroyu yemeye gidiyorum. Lay la lay la lay. Stoper, lay la lay la lay. Ya da kaleci. Lay la lay bence la lay. Kaşar bir forvet ya bize. Böyle 35 yaşında 18 bitiricilik falan. Boşluğuyla kaşar dedin, aklımdan kanım dondu lan. Boşta de bir dakika, boşta bir tane star var mı? Bizim star sevgimizi bilirsiniz. İtibara göre bak o zaman. Joseph mi? Giuliano var mesela. Abi yanlarında emekli yazıyor adamın, o moral bozuyor ya. Bazoer. Transfer tereddütlü işaretledin mi? Bu ne ya? İşaretliymiş. Abel Hernandez. Oy. Yaş 35. Tip 15. Fiziksel çok kötü beyler. Fiziksel çok kötü. Ramadan Sopi. Oo. Kanada gidermişin ama. Niye almıyoruz? Ya daha böyle Shinji Kagawa. Shinji tam zamanı. Oo, fizikseli. Alexander Pato mu? Bayılacağım sanırım. Oy ya. Ya bize bir tane şarlatan adam lazım ya. Oyunu alacağız ve takımı bozacak. Yani. Oral Star, Mangala. Solomon Rondon mu be? Bunu da al ya mesela. Yok, bu da değil ya. Dur neyse, tamam. Boştakiler iyi değilmiş. Biz paramızı alacağız, belli oldu. Paramızla önerilerden bize en iyi kim geliyor? Karamoko Sankara. Onu aldık lan zaten. Almadık mı bunu? Almamışız. Oğlum biz çok, bunu çok aldık. Çok konuştuk da almadık. Oğlum bu her hafta kırmızı gören lavuk işte. Geri dönmüş lan lavuk kataya. Oğlum bu lavuk bizdeydi, Kocaeli'deydi. Baksana 3 maçta 2 kırmızı kart var bunda. Bak. Çağırmışlar o zaman. Demek hazırlık maçı bir kırmızı kart. Şey bir kırmızı, yok. 2 kırmızı kart gibi hatırlıyordum. Geri çağırmışlar bunu. İyi tamam, bir tane kanat alırım bu geri çağrıldıysa. Dele Başiru. İsoyo Dele Başiru. Tamam ya. Bir de o pozisyonda bizim ihtiyacımız yok. Bir şey diyeceğim. Kanat gittiyse şeyi niye almıyorum? Ramadan Sopi'yi. 17 özel yetenek. Alalım bunu. Tekniği 15. Bitiricilik bunu konuş. Hemen alalım. Dribbling konuş. İlk kontrol konuş. İşlere çok girme de.
Oy maaşa bak. Buna verelim abi, imkanları zorlayalım ya. Açar bizi bu. Biliyor musun? Yaş Abi da iyi ya. maaşı biraz indireceksin. En çok kazanana eşitleme de Ben çok bu arıza işleri var. çok sevmem. Burası okey bence. Yani uluslararası Satış kupalarda yer bedelinden alan. payı arttırsan abi. Kendini satılacağım sansın. Arttır bayağı. Zaten bir Şunu yere gideceği 8 yok. yapayım. Bak 8 verene gitsin. İkisini o alsın. Nasıl Tamam. teklif? Mantıklı. Gayet iyi. Bak. Yok diyor. Yok diyor. Ben diyor daha diyor donunuzu da alacağım diyor. Tamam, böyle bırakalım. Temsilci komisyonunda biraz fazla. Şartları oy. Ben sana bir Hayırdır, şey muhabbet söyleyeyim falan mi? falan. 8'e git 4'ünü alacı. Bedava alıyoruz Tamam. zaten lavuğu. Kırmızıyı kaldır abi. Tamam. Onu da verdik ha. 30 maçtan sonra 525 bin mi? Yok bunu Abi o vermeyelim biraz ya. sözleşme değil, Karlofça anlaşması gibi oldu bunu. Abi en Hadi. aşağıdaki maddeyi gördün mü? Kocaeli valisi de olmak istiyormuş. Aynen öyle. Kapitülasyon oldu abi bu, öyle söyleyeyim sana. Kocaeli valisi olması bizi çok üzmez de. Vali Tamam abi, yardımcısı. o canın isterse bunlara gelmiyorsan daha neye geleceksin? Ramado. Bırak lan bu işleri. Sen gel Balıkesir'in Salvekine gelirsin. Gianluca Lapadula kim abi? İsim güzel geldi. Gianluca Lapadula. Lapadula. Ayri. İyiymiş profil, biliyor musun? Ya Zihinseli bombastik, o 1.78. da bizlik değil ya. Bir Bize tane bir tane Lawrence gördüm ben orada abi, aşağıda. isyan çıkarır da. Aribo'yu çok yazdılar bak bir anda. Chat'te gördüklerinden. 3 kişi Aribo yazmış. mu? Aynen. Az önce. Jelibon muydu? Aribo ayıcıklı ama. Trakya'nın jelibonu. Aribo. Aribo veya. Aribo veya. Aribo hayvan mı? Jo İçinden ayı Aribo. çıkıyor. Aribo. Bu mu iyiymiş? İyi, Yok bayağı iyi bu be. arada. Nesi ya oğlum? Ne gördünüz iyi? Hangi özelliğini beğendiniz de iyi? Ama Abi hangi özelliği kötü? Onu diyor bir de. Yani. Benim en beğendiğim özelliğimi söyleyeyim size. Bedava olması. Onun Aynen dışında öyle. Southampton'da oynuyor. Bize gider be. Ama çok para ister. Birden aşağı mesela. Güzel güzel. Tamam, Uluslararası bunu kulüplere ayarlarız. 3-7 diyor bir de. Tamam. 5 yok lan. Dur götümüzü de şey yap. Doğru, donamı da vereceğim al. Şuna yok, şuna da yok. Oo, en çok kazanana fiksiz diyor. Tamam, en çok bu alıyordur zaten bizim takımda. Abi ben kimseyi Kocaeli'ye ikna etmem. Yüreğinde Kocaeli sevgisi varsa gelsin. Oo. Ocak-Haziran arasını bir asistle geçecek herif maalesef. Ama çok hoşuma gitti. O da çarparak Şu gidecek. Zinsel'e baksana abi ya. Ne diyorsun Okuma yazmayı. lan? O 5 şey yıl sonra videosu var tete. ya. Çocuklar arabanın üstüne çıkıyor zarf almak için. Hani o Daha çocukların zihinseli mesela yapsa futbol menajeri gibi fazla. çok daha iyi olur. Mesela agresiflik 12 falan olur o çocuklarda, öyle diyeyim sana. Açın lan yolu. Totti mi? Abi sana özel bir rica gelmiş. Alptekin Çaylı. Bakabilir misin diye. Kim bilir yine kimin amcaoğluna bakıyordu Harbi. ya. Alptekin. Ama güvenilir bir isimden gelmiş. O kadar Alptekin sormazdım. Çaylı. Aa kardeşim. Oo. Ben dedim ama güvenilir isim diye. Ya Futbol bir şey Manager Edit söyleyeceğim. kardeş. Kocaeli Sağ olsun. Spor'da 11 oynamaz bu arada. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ama Iğdır Efkan'ın starı çıktı. Yıldızıdır. Ama Yani bak bir şey değil bayağı mi? Sen beğendim. geleceğe yatırım yapıyorsun bu takımda. Yani bir düşün Ama şu derim. an geleceğe Abi yatırım şu an yapacak paramız geleceğe yok. yatırımlık bir para zaten. Yani tamam. Kafamız geleceğe yatırım da zaten. Bizim şu an bak mesela yaş ortalamasına bak. Bizim 25 yaşına kadar zaten çok iyi bir nüvemiz var. Zaten şuraya Doğru. kadarı yani biz çok iyi bir genç takım kurduk. Bizim artık şurayı zenginleştirip bir tane devre arası Başar. o giden Kamara yerine bir tane iyi bir kanat alıp
Hani bizim artık iyi kanat günlerimiz yani, tamam, anladın mı? Kaşar. Okey. Tamam Turi. Tamam ya. Kaşar alacağım. Kaşarı alacağım. Dikli bir kaşar. Aa, İshak Romero diyor. Al diyor. Yok de ya baba. Ne alaka? Aa diyorsun bu transferi abicim ya. Kiralık Bilal Kandusi El Kallak alacağım galiba ya. Amin. Oğlum milletin ismine gülmeyi. adam diyecek ki ya. Abi bir yerde ismin geçiyorlar diyecek. Videoyu bir açacaklar. Bilal Kattusi El Kallak diyorum. Burada yerlere yatıyorsunuz. Mustafa Eski Ellaç mı? Bayağı iyi profil bu arada. Başakşehir yapmış bu arada. Şey kariyer diyeyim izlemesi. Size mentalisini feci beğendim bu çocuğun. Dur ya, bulacağım bir sol açık. Muhammed İslam Galiçer nasıl? Yoldi'ye gitsene be abi. Yoldi oğlum kiralık Yoldi bir yerlerde. Biz kiralık alalım. Bir yerden alalım. Yani bir yerden bize kiralansın topçu. Mesela Bournemouth'tan Charles Sagoe. Almayayım dayı seni. Yok. Yok abi, dünyada sol açık bitmiş. Sol açığa Hamido'yu atıp sağ açık alsak. Lucas Kivit mi? Yok. Serdar Poyraz mı? Yok. Dur bulacağım ya. Rahat olun. Benim şeylerime güvenin. Al Hilal'den Albert Kangwanda. Ya. Süper Lig'de bir çuval gol atar bu arada. Sadece ön yargılarınız yüzünden almayacağım bu çocuğu. Uğurcan. İyi kalecidir. Joe Gibson'da da yokum. Dünyada topçu kalmamış ha. Kocaelispor sakın kimseyi satma. Poyraz alacağım babasının yanına dönmeli diyorlar. Poyraz ne durumdasın harbiden ya? Çok ihtiyaç var sana. Geçen save'de kötü. Oo, iyi lan. Ne kiralasak mı abi? Derece iyi be. Kiralamayı denesek. Teklif yap. Kiralık. Çok para istiyor ya. Çok istiyor Trabzon. Ne yapıyorsun ya? Trabzon. Sıfır yap abi onları. Ama %100'ünü verelim. Yok. Oynatılmadığı zamanı çok hep oynatıldığı zaman az yaptık. Oynatılmadığı zamanı 60 bin yapıyorum. Abi sizin derdiniz Poyraz'ın kariyerini bitirmekse buyurun bitirin bu arada. Benlik bir şey yok. Mbuku Erdem alırım. Onur Beytaş demişler abi. Erdem Onur Beytaş. Erdem Onur Beytaş. Kardeşim senin 2027'ye kadar tecil görünüyor. Ondan sonra geleceksin buraya, bir belge alacaksın. Aile hekimine gideceksin. Bedava Türk. 16 niye uzaktan şut mu? 15 bitiricilik. Niye almıyorum? Bedava. Ne alaka bu iyiliği? Serbest. Yani eğer Langırt oynuyorsak iyi opsiyon. Uzaktan şutta bitiricilik ama. Bedava geliyor. Niye almıyorum bu çocuğu? 2 yıl yapsan abi sözleşmesini. Ya 27 yaşındaki adama çok bağladınız ya. Oğlum 86 bin oğlum, euro ne kaybedeceğiz lan? Yerli topçu. Yerli topçuyu niye şey yapmadık? Berat Altındiş diyorlar mesela. Ama oynar mı kanat forvet? Oynar biliyor musun? Larine'ni buldum. Larine'ni buldum diyorsun da 1.76. 4-7 hafta diyor. Geçmiş kaç golü var? Geçen sene 33-16, 36-16. İyi atmış lan Berat. Berat'ı mı alsak lan? Burada forveti ne yapacağız? Alfa Leteto diyor. Alfa Leteto. Çete Sapıgar'da geldi abi. Bin huf atmış. Yani. Abi paylaşım için sağ ol. Sınavıma çalıştım sağ ol. Şimdi Viyana'ya rahatça gidebilirim. Arda huf bin huf.
Arda'm, Reels'imizi izledin mi? Arda her konuşmasının sonunda sağ ol diyor. Sanki tekmil veriyormuş gibi. Arda askeriyim. Hemen asimile olmuş. Abi hemen paylaşım için şey, sağ ol. Bak işte ben bu adamın özel hastasıyım. Yani her bir yerde denk gelirse bu klip falan. Çok beğeniyorum futbolculuğunu. İlgilenmiyor diyor. Lazım. Alfale Teteto'yu beğenmedim ya. Çok yazdılar da çete. Başka var mı öneri? Şöyle bakalım. Alfale Teteto kötü ya. Omar İmeri var abi. Omar İmeri. Omar İmeri mi? Omar. Omar İmeri. İyiyle, iyiyle. İmeri. Ha bak. Bodrum'da bak. İkisi im yazınca. Heh. Omar İmeri. Aynen. İyi. İyi bence de. Alınır yani bize. Fiyat da iyi biliyor musun? Maaş da iyi. Fiyat da iyi. Zihinsel de iyi. Gider bize biliyor musun? Tam da Kocaeli bir şeyi var. Evet. Tam Kocaeli bir çocuk yani. Bu rotasyonda da bu. Lan. Bu Penza ne oldu? Bu Penza. Yok değil Aaron mi? Save'de yok. Save'de yok. Amerika'da mı oynuyordu şu an sanırım? Neredeydi? Tayfun Vurgun diyorlar. Abi Türkiye'de ne çok insan var ya. Harbi böyle şaşırırız. Baksana adam amcaoğlunu söylüyor mesela. Tayfun Vurgun diyor. Benim amcaoğlu diyor. Omar İmeri'yi unutmayalım bu arada. Omar İmeri. Bulunabilir lan. Rotasyonuna bak her yerde oynayabilir. Oha çok ya. İstedin. Bolu. Bolu değil bu. Kim bu? Bodrum. 50 bin Bodrum, Bodrum. Ya. Çok az veriyorum bak. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Ama ya kusura bakmasın ya. 600 bin euro ne alıyoruz ya? Çekerim 600 bin euroya. Yani çok affedersin. 600 bin euroyu getir ben. Beni al ya. Harun Kavaklıdere chatten de gelmişti yalnız. Kötüymüş Harun ya. Harun'un amcaoğlu yazmış da. Lewis Priye. Bu ne lan? Bunu 10 milyon abi. Oğlum ne bulduk? Kiralanabilir diyor. Kiralık. Alayım. Al da yani nasıl vereceksin karşı diyeceksin? 100 bin vereyim. Nasıl vereceğiz abi 100 bini biz? Oğlum bunu bile kabul etmiştim. Adam bunu bile vermiyor ya. Ben bunu alacağım abi. Lewis Priye atacağım bunu sağ açığa. Bakalım. Antrenörlük sınavlarını geçtim. Ulusal A lisansı. Okumaya devam. Hemen yenisine. Hemen en iyisi abi. Hemen. Antrenörlük kursuna başla. Kocaeli bu konuda vizyoner bir kulüp ama. Emrecan ne diyorsun lan? Ooo. Oynatırız seni be Emrecan'ım. Dip ettin. Emrecan küsmesin. Emrecan'ı bir 11'e atayım. Ekine de mavi bağlantı diyor Emrem ya. Abi şu stoper hattında bir değişiklik yapalım mı varsa adam? Sen baksana. Bak onlar iyi anlaşıyorlar ya. Onların ilişki toplanacak. Bartu'yu atacağım ama. Bartu'yla da kötüymüş. Enrici sen mi bozuyorsun lan milleti? Yo Enrici de bozmuyor. Masterson sen mi bozuyorsun? Yo Masterson da bozmuyor. Bunlar genel kötüler lan demek ki. İyi böyle devamsız o zaman. En azından biri yerli olsun orada. Ekin, Kürkmen. Tamamdır. Artı göçmen diyor 90 dakikayı tamamlayamaz. Orkan Çınar ne alaka yazıyorsun ya? Orkan Çınar'ı ne alaka yazıyorsun ya? Kanka gece böyle. 11'de 6 kere Orkan Çınar yazacak. Ne yaşadın onunla için? 11'de 6 kere Orkan Çınar yazma ya.
Ne yap et dostum? Bir hava Saat alsın ya. 12'de. Scout'um hiçbir TSL takımı bakmadı bana. Ardon Caşari. Birazdan bakıyorum kral. Ama ya aynen. Mert Hakan yandaş şampiyonluk umutlarını bitirmemeli bir camianın ya. O camiada oynamıyorsa. Oy. Oo Bartu. Bartu ama zaten 90 dakika çıkaramaz demişler. Harbiden çıkaramadı herif. Evet, şampiyonluğu verdik. Ağaç'ı uzun uzadıya diye düşünmeye gerek kalmadı. O açıdan iyi oldu. 17'de 17 işi vardı. O da yalan oldu. Zaten bir beraberlik vardı. İkinci yarı bir beraberlik, bir mağlubiyet hakkı. İki beraberlik, bir mağlubiyet hakkı vardı diyorduk tüm ikinci yarı. İkinci yarıya zaten bir beraberlikle başladık. Bir de şimdi mağlubiyet alıyoruz. Batırdık. Tamamen batırdık lan. Aa, rezillik lan. Şimdi biraz kafa yeni yeni kendine geliyor. Tamamen batırdık lan biz. Fener Galatasaray bu hafta oynuyor bu arada. Gerçekte. Onun hiçbir anlamı kalmadı. Biz batırdık. Ne yaptınız lan öyle? Dur bakalım dur. Kendimize geleceğiz şimdi. Dur bakalım. Mehmetçiğim bunu atmıyorsan yavaştan uzuyorsun. Offside bile olsa at bu golü. Tamam. Olsun canı sağ olsun. En azından bir çeri topu atabildiğini gördük. Svensson diyor mesela iyice kudurtuyor beni ya. Burnuna kokular geliyor mu abi? Yok kaçtı, tamamen kaçtı. İki maçtır hiç koku yok. Takımın benim burnuma, sıçma kokusu gelmiyor. Benim burnuma bir koku geliyor ama. Adana kebap kokusu. Of. Adana. Ne yeriz şimdi? Harbiden şu Kocaeli hocası olsak şurada ne yerdik ya? İstifra eder ne kadar kebap yerdik. Kaburga falan yerdik ya. Kaburgacı Yaşar selam olsun. Reklamını yaptık gibi oldu ama. Ya yok ya, ya olmadı. Adana'da hani öneri isteyen olur mutlaka. Yenildik lan baya. Bilerek değişiklik yapmadım ama bu rezilliği başka kimse tatsın istemedim. Ne kadar iyi yürekli bir insansın sen ya. Ama hücuma takviye lazım. Yani onu görmüş olduk. Olumlu oldu. Oğlum biz çok kötü başladık ikinci yarıya. Alo. Bir beraberlik, bir mağlubiyet. Defansa takviye lazım. Eksiyiz. 10 kişiydi bu maç. Ama gerçekçi yok. Bak şu genelde kalan fikstürü full geçmemiz lazım. Bir beraberlik hakkımız kaldı şu kalan fikstürde. Bir beraberlik hakkımız kaldı ve hücumda o 16 uzaktan şutlu oğlan dışında hiçbir fikrimiz yok. Bediran Yıldız diyor. Yok Bediran da gitmez bize. Peter Galic. Yok Peter. Yok. Kakosi. Dobro. Isaac Tshibangu diye bir isim yazmışlar. Kanat önerisi. Ali Sinan Gayla mı? Abi. Justin Diehli. Volkan para atana bak. Ha, o adamın dediğine bakacaktık lan. Scout'um kimse beni takmıyor. Ne diyordu o herif? Scout'um bir şey. Kimse beni takmıyor. O adamın falan yorumuna bulsanıza, kaçırdım ya. Biri diyordu. Scout'um kimse şey yapmıyor. Hiçbir kulüp ilgilenmiyor. Birini yazmıştı. Aşari, Aşari. Ardon Caşari mi diyordu? Aynen. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Acil başka meslek. Neden diyeceksin? Yani 10 milyon euro değeri olan adamı önersen ne olur, önermesen ne olur abi? Yanlış anlama.
Abi ben de Scout abiye bir şey önerebilir miyim? Ben de bir saniye bir saniye. Ben de Scout'ım abi. Görüyorum bunların istiyorum. Maskarası oldum mesela. Phil Foden abi. Ben, bakın kimse beni ciddiye almıyor. Ben ciddi bir şey söyleyeceğim. Scout abiye ben bir şey önereceğim. KPSS tarih için Ramazan Yetkin. Matematik için benim hocam. Bunlara eksiltmesin. Sene sonunda inşallah. Bir de podcast olarak da benim hocam Bielsa. Alakasız. Öneririz. Candır. Ağır bir şey söyleyeyim sana. KPSS'ye en iyi gelen podcast'tir. Ya senin reklamını yapmaktan bir hal oldum Hasan abi. Dün berberim... Bu hafta seni bir şey söyleyeceğim takip. Peki. Bir şey söyleyeceğim. İlk kez burada açıklıyorum FM hastalarına. Benim hocam bir Bielsa'da konuk kim? Konuk ilk benim. Kez konuk var bu hafta. Koray Gök gibi geldi. İçimden geldi yani bilmiyorum. Doğrudur yanlıştır. Ünlü biri diyeyim. Çetanlısın. Yok be abi o kadar ünlü sayılmam ya. Ünlü biri diyeyim. Chat kararını versin. Ama bayağı skalayı daralttın abi şimdi. Hemen bulurlar. Baturay Özdemir. Baturay Özdemir. Karama. Bak adam tekte atmış. Skalayı daralttın diye makara yapıyor. Üçüncü tahminde buldu adam. Cidden mi? Baturay Özdemir mi? Evet. Kusura bakma. Keyifle dinleriz. Kusura bakma. Hetox'tan makara yaptığım için özür dilerim. Bu arada ciddi bir kanal burası. Harbiden makarayı azalt. İyice cıvıldın adam. Mehmet Bağan Türkmen seni yedeğe almak zorundayım dostum. Ve bir ehliyet ruhsat isteyeceğim. Master Zombie gel lan bakalım nasıl kaleci şeylik yapıyorsun. Stoperlik yapıyorsun. Artık şöyle geçen sen de gel. Abi peki ekranı nasıl böldünüz? Yani dörden mi bölünecek yoksa ikiye mi? Senin yanına mı geldi Baturay abi? Galiba onlarla ilgili bir o gün bir bakmamız tekrar bir gerekiyor olabilir. O işlere bakılacak. Var lan Wanyama. Aynen öyle. Wanyama bir maç 3 gol. O. Yani bütün Kocaeli kariyeri. E bu maç gol istiyorum Wanyama'dan ya. Bir maçın kilidini çöz adam ya. Duydun mu bizi ne yaptın lan? Hadi. Wanyama'nın bir golü vardı. Liverpool'a mı ne? Tottenham'dayken. Sana Niko'ya ya. Bak Scout abiye haksızlık ettiniz. O adam sizin save'de Fulham'a gittiği için değeri artmış. Real'de İsviçre Ligi'nde oynuyor. Ciddi potansiyelli çocuk. Makara yaptık beyler. Bu kadar alınmayın ya. Scout abiden özür dilerim. Scout abiden ben de özür dilerim. Ben dilemiyorum. Abi. Doğruları söyledik. Abi bu çocuk Adana'da oturuyor. Aynen. Ben sana adresini falan bütün veririm. Adres bilgilerini falan atacağız sana. Paylaşacağız seninle abi. İstediğini yapabilirsin. 19 Mayıs mahallesindeyim ayrıca. Oo. Sıçtın. Ötten uydurma mahalle ismi geldi 19 Mayıs. Aynen aynen. Ya muhtemelen yazdı Google'a. Anladın Mayıs Samsun'la mahallesi. Alakalı bir tarih değil mi? Niye Adana'da böyle bir mahalle olsun? Tamamen chat'teki Adanalılar 19 Mayıs mahallesi yalan mı doğru mu varsa zaten yazar. 18 ya Mayıs şeyde... dese eyvallah diyecektim. Olmuş olabilir değil mi? 19 Mayıs inanılmaz uydurma abi, geldi. Her yerde vardır o caddeden zaten mahalleden. Niye bu olsun işte. Abi? Niye Adana'da 19 Mayıs diye bir cadde olsun? Mahalle bu arada. Tamamen uydurma, tamamen uydurma bak, geldi. Bak, chat'te doğrular geldi bak. Chat'teki troll tayfa deriz. Hayır, penaltı istemiyorum. Oha, gol hiç istemiyorum ya.
Penaltı şimdi istemiyorum. Verme hem lan. Hem penaltı hem faul verse. Abi Bodrum'a yeniliyoruz beyler. Şey hakkı bitti lan. Bizim harbi Avrupa sözü verdik başkana. Ooo kovulacağız. Şu an geldi o işin gerçekliği lan. İşiler acil. Emrecan. Mehmet Kaan acil. Acil. Oo 2'yi de yedik. Pedro Brazao. Keşke Brazao'yu biz alaydık ya. Harbi iyi topçudur bu arada. Ben Bodrum kariyeri yapmıştım. Abi istatistiklere baksana şaka gibi ya. 22 şuta yani. 3 şuta. Yeniliyoruz he. Biraz ofansif mi yapsak taktik yani dengeliden? Hücum ağırlıklı falan. Hamido! Penaltı hocam. Penaltı hoca. Hocam penaltı. Penaltı var bu arada. Lütfen. Neyi izlemeyi diyorsun hocam penaltı ya. Lütfen. Vermezse. Verilmezse. Düştük. Söylediğimizde. Gibi 4. sezon 5. bölümü verildi. İzlemeye mi? Verildi. Verildi. Gibi yeni sezon ne zaman gelecek ya? Vanyama yap lan. Vanyama. Golazo. Hadi. Gibi'yi full izledin mi abi? Yoksa denk geldin bölümlerde falan mı? İzliyorum. Ciddi izleyicisin yani. Nasıl peki yani bozdu falan diyorlardı. Yani kötü, var çok, mı öyle çok bir durum? Kötü ulan niye izledik bunu diyeceğim bölüm de oluyor. Eğlenceli bölüm de oluyor. O muydu? Bazen sadece Gökhan Sazdağ'ın oynattın ya. İkinci kez yaptım bu taktiği. Abi bizim bu arada şey bitti. İki beraberlik bir mağlubiyet hakkımız var ikinci yarı diyorduk. An itibariyle doldu. Uuu biz rezilliğe gittik lan. Daha çok hakkımız var. Aşağıdakiler kötü ya. Rize'mize bir şey değil. Abi o önemli değil ya. Türkiye Kupası'nı alırım acı. Rize şimdi iteliyor sana izle. Emre Onur ile sözleşme imzaladık mesela konuşmayacaksınız ama. Yine nereden komisyon aldın acaba? Bir tane tecrübe yok mu ya? Bir tane Hasan'ım bende o iş rahatlığı yok mu ya? Bir tane böyle şampiyonluk yolunda başını omzuna koyabileceğim. Abi zaten kanat almadık mı? Bir tane baba bir forvet adam alalım ya. Kanat aldık şu Beytaş kanat zaten. Forvet alalım bence. Beytaş geçme benimle ya. Güzel şaka. Takipledim seni. Kaliteli. Ne alacağım galiba? Chat'te mantıklı bir isim var ama spam yapıldığı için söylemeyeceğim. Ampem mi? Ampem nerede? Sağ ol abi benim boykotuma uyduğun için. Sen de az önce bizim şeyimize uymadın. Özür dileme bize. Şeyimize uymadın. Prince Ampem diyorsunuz ha? Ne diyor şeyi? Hoca ile ilgilenmiyormuş. Ben seninle hiç ilgilenmiyorum. Tony Lawrence gerek yok sana. Bir isim var abi. Ben bunu alacağım galiba. Bunu al ya. Ben bunu alacağım galiba. Bunu hemen al. Ben bunu İyiymiş alacağım ya. Ve kanat forvet yapacağım. Bunu forvet yapalım. Ben bunu kanat forvete atarım ve kaçarım dayı. Nasıl ya? Orada ekranda görüyoruz canımız çekti ya. Çıkma o zaman karşıma. Abi Isaac Tshibangu'yu yazıyor. Aynen onu söyleyecektim. Tshibangu diyorsunuz. Bizde yok. Tshipamba var. Kötü. Yok bu yanlış yazdın abi. Aynen doğru yazmışsın. Bizdeki Tshi tam doğru mi? Yazmışsın. Doğru yazmışsın ya. Tişi bamba aynen. Yok. Yerim Pino yazanı engelleyelim.
Kerem Pirro'nun iyi topçu olduğunu biliyorum. Bizi kandırmaya çalıştı ama benim futbol bilgime yenildi. Belki onun futbol bilgisi çok yoktur abi. Doğru, engellemeyin çocuğu. Peki, yine sizi savundum chat. Hiçbir şey yorumlarda lütfen bana söylemeyin. 5 dakika gitti. Zack Robinson. Bu iyiymiş harbiden. Zack Robbie. Nasıl gelmez? Nasıl gelmiyor? Aa, uygun bir de. Zack Robbie dursun mu? Dur, başka kimi önermiş bizim adam? Delebaşuru. Kaleci önermiş lan, Jungdahl. Kaleciye gerek yok. Ryan O'Keefe. Yok. Yokuz. Jason Vargas. Zihinsel çok kötü kral. Ne yapıyorsunuz siz bu zihinleri ya? Biz bu... Olivyalı. Bunu alacağım ya. 16 bitiricilik. Galiba bunu alacağım ya. Bolivyalı bir adam alacağım. Yani. Bolivya bitiricilik 16. Ya 10 özel yetenek kanat hiç sevmem ya. Dümdüz adam. Sen bilirsin abi. Kanat dedim biraz böyle. Mehmet Kılınçkaya. Ağabey. Kevin Salvetier'e nasıl? Sıkıntı adam diyorlar ya chatte bu adama. Mehmet Kılınçkaya scout ağabey mi? Evet. Özür dilerim. Baktım. Zack Robinson nasıl mesela? Zack Robinson. Bolivya'dan kanat alacaksan sadece Ramiro Vaca. Ramiro Vaca. Ramiro Vaca Bolivar'da oynuyor bak. Heyecan duyarım ya. Özür mahiyetinde bu adamı almamız lazım. Ramiro Vaca'yı. Aynen öyle. Alırım abi ama baksana bizle ilgilenmiyor diyor ya. Ramiro Vaca. Mehmet abi diğer önerilerini bekliyoruz. Sana bir borcumuz var. Özür borcumuz. Böyle ödeyelim. Hocam şunlara da bakabilirsin yazmış. Nazareno Colombo ve kaleci olarak da Moisés Ramírez demiş. Ben bu ara bedava Zack Robinson çözdüm bu arada. Konuşmuyorsunuz ama. Bedavaya Zack Robinson çözdüm lan. Mehmet abi bu nasıl? Nazareno Colombo. Ona da bakayım. Nazareno Colombo. Stoper. Ne biçim stoper lan bu, her şey var. Dribbling 13 diyor. Bu da 60. Bunun da değer 60. Mehmet abi bunu gerçekte Fener'e alayım bu arada. Bunu harbiden Fener falan alır abi. Nazareno Colombo. Varsa bizi dinleyen bir PTT 2. Lig 1. Lig ekibi Mehmet abi görsün bu öneriler. Mehmet abi bunu aldım ya. Ne diyorsun? Kanat forvet oynatacağım. Mehmet abi. Abi ben tüm TSL takımlarını yazıyorum. Hiçbiri dönmüyor. Abi onlar başka türlü yapıyor transferi ya. Mehmet abi özel bir sorum olacak. LinkedIn hesabın var mı? Oralar faydalı bu konularda. Elias Tavşan ismi geldi. Bakmış mıydık biz bu isme? Elias Tavşan. Değeri yüksekse futbol menajer editi engelleyin. Mesela Elias'i ver bana, yaza kadar oynatayım mesela. Böyle bir şeye yok mu mesela? Hiçbir şey. Yani. Maaşı falan çok yüksek. Orada da oynuyordur. Neklimegen'de de oynuyordur. İyi topçuymuş. Abi Rize'yi yenmemiz lazım. Türkiye Kupası falan olduğuna bakmayın, yenmemiz lazım. Futbol Manager editi 10 saniye engelliyorum, bir kendine gelsin. Hani geçmiş kirlendi çünkü bu isimle. Üzülerek.
Uzatmalarda Rize'yi de eledik. Pay alacağız bu arada. Pay alıyoruz alıyoruz. Canlısı abi bu sene kupayı da alırız. O heyecanı tadarız. Seneye Süper Lig'i alırız. Ben yani şampiyonluk kokusu. Türkiye Kupası tabii şampiyonluk. Onun kokusu belki geldi buruna. Hayırdır ben K9 köpeği miyim? Tekte kokuyu mu tabileceğim? Belki bu kokuyu şey yaptım. Burak çekimimi izlerim abi. Çeyrek finale çıkmış takımımız. Adana, Çankaya. Çankaya'yı bize niye vermedin mesela ya? Sivas'ı ver bari mesela. Sivas'ı ver artık. Oo. Galatasaray gelecek. Kocaeli Sakarya'da ne izlenir biliyor Fener musun? Fener Galatasaray olsa, Kocaeli Sakarya olsa, bir Kocaeli Sakarya görsek ya. Ah be! Yapma be! Tarihi fırsatlar kaçtı ve elendik. Yarı finaller nasıl? Sakarya Kocaeli olmaz mıyız mesela ya? Bir şey değil mi? Dizayn ettiler biliyor musun? Abi harbi Sakarya ve Kocaeli verdiler oralara ya. Of. Boğdurdular bizi yani. Transfer önerisi almaya devam ediyor muyuz? Robinson'u aldım kanada ya. Şey. Robinson'u aldım. Robinson'u yazı aldım ama hemen al tuşuna basacağım gelince de. Oluyor mu öyle? Öyle olur. Robinson'u Larin gibi kullanacağım. Kanat forvette. Sola atacağım Robinson'u. Gerçi solda Diara var. Diara iyiydi de. Bizden giden kimdi Hatay'a? Sankara. Sankara. Onun yerine adam alıyoruz aslında da. Mert Vanyama değil de. Enrich Masterson May diyorsun. Yar gel oyna lan. Hadi be çocuklar ya. Bir galibiyet artık ya. İki taraftarı güzel takımın maçı. Keyifle izlenir. Oğlum geçen Göztepe tribünlerinin o Altay maçı mı? Acayip. Tribün inanılmaz ya. Harbiden. O şey Levent Yüksel'in şarkıyı söylüyorlar ya. Acayip söylüyorlar ya. Ben çok seviyorum ya böyle tribün kültürü olan takımları. Hasretim. Yani çok hak ediyorlar bence buraları. Hani boş semt takımlarındansa. Bir de Göztepe'nin şimdi sahipleri falan da çok düzgün yönetiyorlar kulübü belli yani. Gittiler Bulgaristan'dan No Name Hoca getirdiler. Adam iyi hoca mesela. Southampton'ın sahipleri aynen. Bence çok doğru yere sattı Mehmet Sepil kulübü. Baksana abi ya. Orvet uyanık olacak. Orada top sekiyor mesela önüne ya. Abi gol sorunumuz şaka mı? Robinson acil gel. Çözümü belli. Like, chat bir el atın. Taraftar desteği. 20. hafta oldu bu arada. 2K like. Nerede? Görmedim. Nerede? Kim kaybetti de biz bulacağız be. Siz şimdi Allah bilir 30. hafta 3K like'ı da atmazsınız be chat'o. Vanyama! Hocam ver golümüzü ya. Zaten 40 yılın başa atıyoruz. Vanyama da bunları yapıyor ama. Zaten izlemiyorduk ya. Vanyama'ya gol atamıyor dediğinden beri takımın tek golü Vanyama'dan geldi. Başka kimse gol atmıyor. Diara her hafta yazıyordu senin iğrenç telaffuzun yüzünden artık gol atmamaya başladı. Forvetlerin ikisini de küstürdük. Sağ açık Hamilton bir sezon başı iyiydi. Sonra o da saldı. Stoper çat çut frikik golü atıyordu. Olevon da frikik işi bitti. Rakipler uyandı. Gol yollarında durduk ya. Sağ kanat bek, sol kanat bek deli gibi asist yapıyordu. O işler de bitti. Tükendik ya. Tükenmişlik sendromu var Kocaeli'de şu an.
Vallahi bence artık Emrecan'ı oynatmamız lazım. Emrecan Terzi'yi oynatmamız lazım. Ekin Çelebi yerine. Diyara yapsana bir şeyler ya. Sana abi ya. Oh. Benim oğlan al ya içeri abi. Evet, senin oğlan dakikaları geldi. Nikom yap bir şey ya. Niko. Niko. Niko ölme lan. Abi geliyoruz geliyoruz olmuyor ya. Bak yine 25 şut. Rakip tek isabetli şut. Yine bir kazaya uğrayacağız ha. Atamazsak uğrayacağız kazaya. Haydi. Penaltıyı alayım hocam. Bir şey alayım ya. Saçma bir şey alayım. Alakası yok abi. O neydi öyle ya? Boşu boşuna izlemeye gidiyor herif ya. Hocam ya gördün mü? Önden atmadı mı kendini yere? Önden attı ya. Çok bariz gördük yani. Baran'ım geçmiş olsun. Seyhun. Gebze'yle olmalı mı demiş. Gebze nereye bağlı? Kocaeli'ye mi? İstanbul'a mı bağlı? Nereye bağlı Gebze lan? İstanbul'a değil mi ya? Yok. Oh be. İstanbul'a ya. Bence duyduğumuzda Kocaeli. Nereye bağlı olduğunu bilmediğimiz bir ilçe il olmamalı. Yani çok genel bir yorum mu bilmiyorum da. Mehmet benim Twitter biosunda şey var. Bir mail adresi var. Oraya LinkedIn profilim varsa bana gönder kral. Benim coğrafyam bir bile değil beyler. Coğrafya benim de sıfır. Çok kötüydü ya. Bir Bayram benim Hoca de berbat vardı. Bu arada. Öyle zarlıyordu beni ya. Benim felsefe de çok kötüydü. Bir gün hoca içeri girip merhaba demişti. Ben de aleykümselam demiştim. Dışarı atmıştı beni. Niye böyle bir şey yaptın ki adama? Evet işte kadına. Ergenlik dönemi abi ya. Çıkıntı olacağız. Bu arada ya. Victor Wanyama gol krallığını salaktan yürüyor haberiniz olsun. Penaltıyı niye Victor Wanyama kullanıyor da? Abi ondan başka güvenilir ayak yok ki takımda. Hepsi serkeş. Hepsi serseri. Ankara Gücü deplasman Alman. Aha Robinson'um geldi mesela. Var mı hemen al? Hemen al. Vardır abicim. Hemen alsız bu işler olmaz. Hemen al yokmuş. Ama zaten almışız herifi. Ben imza attıra basmıştım. Ama gelmiş. Zach Robinson. Of. Bir şey diyeyim mi? İngiltere milli takımına yolluyoruz bunu. Bir iki sene. Ankara Gücü'nü yıkıyor maalesef. Yıkarlar. Titru ile sorun hakkında görüş. Ne diyor? Defol git lan. Ha. Öyle R'yi yaparsın hemen. Ve hemen geri vitesçi ondan sonra. Aman Sinan abi yapma Sinan abi. Sinan Engin Nobre taklidi videosuna göndermeydi. Bu yabancılar hocam. Ara dedim mi bunlar en çok ondan korkuyor. Nobre'yi çağırdım bir gün dedim ki seni sana dedim prim vermeyeceğiz bir dahaki maç. Aman ya Sinan abi yapma Sinan abi. Abi bir şey soracağım. Tam bilmiyorum yani o zamanlara denk gelmedim. Mert Nobre değil mi ismi? Şey Türk milli takımında oynadı mı hiç? Türk oldu ya. Oğlum Türk oldu da ben o adamı hiç Türk milli takımında oynadığını hatırlamıyorum ya. Yani. O öylesine oldu galiba. Gökçe Vederson tayfa gibi oldu bu. Milli takıma seçilmedi bildiğim kadarıyla. Niye Türk oldu o zaman?
statü yani Türk statüsünde Ya falan o oynasın dönem diye mi? Türk yapmak kolaydı. Böyle Ankaraspor'da 3 tane falan yaptı bilmem ne böyle garip garip. Ederson oynadı O galiba dönem yazdı. kampanya mı vardı Türk yapanı? Yok kolaydı o dönem yani. Eğer öyle bir Yani kampanya bu dönem var gibi de. Neyse. tabii şu an şey vardı canım. Yani Almayan'ı dövüyorlar şekli bir kampanya var da. 400 bin euro get. Ben zaten mesela bir Hacı Ahmetoviç'e falan Beşiktaş'ın şey almamasına inanamıyorum yani. Bir Statü. 400 bin euroya bir ev aldır. Cebine koysun Türk pasaportunu dursun ne zararı var ya. Herhalde milli oyuncu diye olmuyor. Milli oyuncu olunca Türk çifte vatandaş olsa da yabancı sayılıyor galiba. Yoksa yapılmaması saçma bence. Nico Sanchez'in Olabilir. 11'e dönüşünün maçıdır bu arada. Çok rahatsızım öbürü olandan. İki Türk oluyor. Üçüncü Türk lazım. Kader Gonaş sen de çok kötüsün bu ara. Kaan Kurt'la devam. Henrich Mkhitaryan. Ay. Aynen bu takım ya. Zack Robinson 10 numara boştaydı. Hadi Zack. Come on man. Köşe üçlüğünü bekliyorum senden. Harbi basketçi ismi ya Zack Robinson'dan. Zack Robinson. Beni mi göreyim maçtaki? Tipini nerede göreceğiz? Aha, ilk golü atıyorum hemen. Zack Robinson, oh be! Yalnız ne güzel telaffuz ettin abi ya. Abi ne güzel atıyordu lan. İlk Zack pozisyondan. Zack Robinson. Zachary Scott Robinson. Müthiş bir adam aldık ya. Zekeriya herifin ismi. Zakari odur biliyorsun. Zekeriya'nın Öyle şeyi. mi? Tabii. Yakup Jacob'tu mesela. Yakup Pardon başlıyorum. Jacob doğru. Adam Adem. Yusuf. Joseph. Joseph. Harbi ne iyi ya. Chat var mı başka öyle? Jesus Az biline. İsa. Jesus biliniyor. Biliniyordur bayağı. Michael, Mikail. Mikail var doğru. David Davut. David Davut doğru bravo. Noah Nuh doğru bravo. Gabriel Cebrail. İyi Cebrail yakaladım. doğru. Benjamin Bünyamin. Oo Benjamin Bünyamin doğru. Hadi Noah. Robinson. Robinson. Ah be deniyor da. Yapacak bu çocuk. Bu çocuk yakacak bu ligi. Söndüren aşk olsun bu lig ya. Yarra Hamilton yapacağım artık. Yapacak bir şey kalmadı. Abubakar Ebubekir denmiş. Aa, o öyle değil bari. Bir orada batırmış onu diye. Niye ki? Mantıklı. O öyle değil benim. Benim bildiğim kadarıyla öyle değil. Ebubekir. Omar Ömer çok doğru. Deniz değil. Hayır o doğru değil. Meryem. Me Aa Meryem de doğru evet. Mary Meryem değil mi? Maria Mary mi oluyor? Eyvah, eyvah. Aldık. Amido. Hadi bir tane. Omar'a kes. Abi neler kaçıyor ya? İçerisi Emir Peacock Ferrell yazmış. Allah kahretsin. Doğru bu arada. Birebir karşılar. Gülüp eğleniyoruz da yani şuradan bile puan alamamak. Oğlum daha ne Yani. pozisyona gireceğiz ya? Bu arada Robinson'ı forvette bir denerim ya. Ben sana diyeyim Aa ya. bak Karim Kerim. Muhammed Muhammed. Jasmin Bu Yasemin. ilginç geldi. Hadi ya, hadi ya. Hadi be, müthiş olur. Müthiş olur. Like 3K olsun ya chat. Ricamdır. Şurada gol hadi ya. Yemeyelim abi. Yiyeceğiz gibi geldi ya. Of. Robinson. Atacağız atacağız. Bak şimdi. Chat'ten Amido. taraftar desteği de geldi. Penaltı bir Kesti. şey. Gol. Mehmet Vur. Kaan.
Mehmet falan. Yine kurtardı bizi. Geliyor ya. O inanmışlarla gelecek o. İkinci yarı fullüyoruz. İnanmışlar neredeyse on. Ah. Efkan bakalım çok yazar oradan abi. Aman yarabbim. Oo, bomboş. Oo, kaleci çıktı. Seninle aynı işin var lan burada dedim, küfür ettim. Ah. Çok iyi, çok iyi be. Zach Robinson ilk maçtan gözüme girdin evlat. Maçtan gözüme girdi. Bu arada Volkan Demirel bana senin burada ne işin var lan deyip küfrese ben korkudan bayılırım sanırım. Abi ya. Öyle o ama o küfürü de Arabük'ün kaleciye ediyor galiba. O da ayı gibi bir tipti. Haydar mıydı neydi herif? Haydar mıydı? Haydar değil. Aa, kimdi? Ayı gibi bir herifti ya Karabük'ün kaleci. Chat biliyordur. Hatta böyle Fener'le full kavgalı bir herifti. Chat yazsın. Tomic. Tomic Viviano. Tomic değil. Yedek kalecileri kimdi beyler? Türk bir kaleci vardı. Eşkıya Bülent. Bülent Ataman. Tomic diyorlar. Bülent Ataman mıydı? Eşkıya Bülent kimdi beyler? Abi bu arada özel bir rica gelmişti, onu sana söyleyeyim. Galatasaray bu yeni aldığı santrafora bakalım mı bu simülasyonda? Carlos Vinicius muydu? Ay bakalım. Nerede? Vinicius. Carlos Vinicius Celta'da 19 milyon euro değeri var. Ama ayrılıyor. Celta'ya transfer oluyor. Şu an kiralık. Bonservisiyle transfer oluyor. 1.7'ye alıyor. Fizikseli çok iyi ya. Güçe falan baksana bu parçalar. Fizikseli çok iyi. Defansları. Herif. Bu herif Türkiye Ligi'ni dolar yerinde oynar gibi geliyor ama dur bakalım. Hakikaten Galatasaray bakan bu yerine iyisini aldı yani. Bu diğer sağ bek sol bek işlerini de çuvalladı bence de. Bakan bunun yedeğini iyi aldı yani. Bakan bunun ikamesini iyi aldı. Bakan bunun yedeğini değil de. Ziraat maçlarından sonra yayın var mı? Olacak mı? Ziraat maçları sırasında yayın var. Beraber izliyoruz. Olsun. Bir etkinlik var. Süper. Dıp dıp dıp. Ekin Çelebi sen gel baba. Kurt Emir Yaşar. Zach Robinson. Zach Robinson'ı bir maç forvete at demişler. Harbi atacağım ya. Kanada'da şeyi koyacağım. Hamilton'ı. Hamilton Robinson Diarra. Merak ettim şu işi ya. Takım iyi oldu ya. Ay! Ulan bu Robinson bir yerde yapıştıracak ama. Hadi be abi. Yapma, gerek yok ya. Gerek yok bu işlere ya. Gerek yok bu işlere. Robinson, Robinson! Attı. Atacak abi, çok mesela. Kovalıyor diyor. Geçen maçtan beri çok zorladı çocuk ya. Zach Robinson. Çocuk çok anlık bunu. Bak üçüncü yaptı bizi. Üçüncü yaptı ya. Aha. Bir tane güzel. Daha ama. Emrecan. Hıyar şunu at. Oo.
Beyler Erdem Onur Beytaş'ı niye oynatmıyorsunuz demişsiniz de YKS'ye hazırlanıyor çocuk. Dershaneye gidiyor. Her gün oynatamıyoruz. Erdem Onur Beytaş Galatasaray Kupa maçında Muslera'yı kim avlayacak? Bu maçta oynuyor da. Oynayacak da. O gün sezon okuldan izin alacak. Sezon sonunda Erdem Onur Beytaş gerçekleri diye video yapmayı planlıyorum. Bu ekipte için. İyi bir komisyon yedirildi ama. Erdem Onur Beytaş her daim. Oğlum çocuk bedavaya geldi lan. Bir çocuk. 86 bin euro maaşı var bedavaya geldi. Bedava. Sıfır komisyon. Bedavaysa oynatalım. Ya bize sakız bile düşmedi oradan. Oğlum Zach Robinson show var sahada konuşmuyorsunuz mesela ya. İyi top çaldık ya. Offside ama atıyor yani. O bitiricilik lanetini attı üstümüzün. İyiyiz. Topladık yine topladık. Yine topladık. Feci'yi topladık hem de. Galatasaray yenilirse 5 puan var arada. Galatasaray'ın o iç yenilisi yok. Orada, oralarda gözü yok da. Bir şey diyeyim, ikinciliği kazansak. Yok. İkinciliğe otursak. Robinson Yusuf Şimşek etkisi yaptı demişler. Harbi 10 numara yorum. İdeal ön üçlümüzü bulduk gibi geliyor ya. Baksana Robinson abi Robinson. Offside mi offside? Robinson akıyor abi. Robinson! Biraz da şu şanssızlığı kır kral ya. İki maçta 10 tane direkt var ya. Hamama götüreceğim ben onu abi rahat ol. Robbie baba birazcık içeri ya. Tamam anladık iyisin. Biraz içeri vur bak aldım seni. Robinson'u çıkartma bence abi ya. Erdem Onur Beytaş giriyor. Ah lan çıkar Antep fıstıklarını be. İşliyoruz. Erdem yazdı. 3-0. Oy. Benim oğlan. Bu da yedek golcü ya. Bunu da ne zaman yedekten alsam bir tane sıkıyor. Bir şey diyeyim mi size? Averajımız da Beşiktaş'tan falan iyi ya. Bence tesadüf. Bak Trabzon'dan da iyi Beşiktaş'tan da iyi. Fener'den de iyi. Fener'in maçı eksik ama. Ama yine de averaj işini de toparladık. Bu kadar iyi değildi. 13 gün sonra Çorum FK. Oynarız. Oralara bizde ne da kadar varız. Bütçe var abi? Bizde bütçe... Bütçe gibi bir durum. 209 bin euro var da. Maaş size yok. İyi bir haber var. Vereyim mi? Tüm ver rakiplerimizle bakalım. İçeride oynayacağız şimdi artık. Aynen öyle. Bak, aynen işler... öyle. Lig geri döndük abi. Lig geri döndü. Transfer dönemi kapandı. İyi olmuş bu arada. Açık kalması topçuların kafayı karıştırıyordu. İyi oldu. Harun Tekin mutsuz diyor. Teklif gelmedi. Ben ne yapayım? Gece 11.30'da da Harun Tekin'i mutlu etmeyelim ya. Zor mutlu edilir muhtemelen. Ya 11.5 civarlarında mutlu olmak için isteği de farklı olur da. Hayır ben bizden şunu anlamadım. Geldim. Hocam ben bu takımda oynamak istemiyorum. Beni gönder. Göndereyim. Hocam beni niye göndermedin? Teklif gelmiyor. Ne yapayım şimdi sana yani? Seni mancınıkla mı atayım yani? Ne yapabilirim sana? Teklif gelmiyorsa ben bu konunun muhatabı değilim ki ya. Çayıra mı salalım seni? Ne yapayım? Ne yapayım abi seni ya? Teklif gelmiyorsa ben kendin gideceksin. Bir tane takımdan teklif alacaksın.
Ondan sonra benim kapıma geleceğini isteyeceğim. Vereceğim seni. Söz vermişim vereceğimi zaten de. Teklif getirmiyorsun. Bir de gakkuk ediyorsun. Benim çok önemli bir Çorum FK maçım var. İkinci virüs vakası. Kim bu nargile marpucunu tek seferlik içmiyorsa onu bulurum yani Kocaeli'de bir kafede. Ve biz bu eşekleri yaparım. Eve gönderiyoruz ya. Bu eşekler nargile kafede buluşuyorlar, evet abi, birbirlerine bulaştırıyorlar. Hepsi bak. Versene iki fırt, ulan yaktın bizim nargileyi, bandana şekli takılıyorlar. Asya'ya kupada elenmek değil. Lazım ya. O iş aradan çıksa. İstanbul Spor Ocak olmuş. Üzüldüm. Tüh. Ups. Hayaksi şeytan. Beşiktaş 2-2. Abi süper chat var. Hoca Galatasaray Derrick Köhn çekmiş. Tanıyor muydun demiş. Galatasaray ne çekmiş? Derrick Köhn. Bu kim abi? Böyle yazmış süper chat'te. Ben de tanımıyorum. Galatasaray transfer mi yapmış? Hemen bir kontrol edeyim kaynakları. Mehmet abi tanıyordur belki, bizi chat'te bilgilendirir. Galatasaray transfer. Böyle bir haber bana düşmediğiniz. Böyle bir haber bana düşmedi maalesef. Hala bana öyle bir şey düşmedi. Sol bek mi almış Galatasaray? Niye bana öyle bir haber düşmedi? Bir bakayım o haberlere. Benim de Twitter timeline'ımda yok. Vallahi bende öyle bir şey yok mu beyler? Bizi yediniz ha. Bizi işlediniz ha beyler. Kaan Kurt sakatlanmış, kötü haber. Ader Gonya'yı oynayacak. Ufak tefek haberler varmış abi. Galatasaray ilgilenmiyormuş. Kesin bir şey girilmemiş. Olgunlaşsın. Oturur değerlendiririz. Enine boyuna. İlk H-Talks'ta değerlendirilir. Rahat olun. Yani videosundan tut. Bütün o süreçleri en iyi şekilde. Sülalesinin ağacına kadar bakarız. Aynen öyle. E-Devlet'ten bakarız. Derrick Köhn kimmiş? Gereken her şey yapılır. Bu Serdar Aziz'e Dubai'den teklif gelmiş. Dubai'den bir takımdan. Reddetmiş. Tatil teklifi mi? Genelde bu aylarda gider tatile çünkü. Sever aynen öyle. Yok, sezon sonu demiş, görüşelim. Serdar Aziz Dubai'de tatil yapacağım diye Galatasaray'dan ayrılmıştı lan. Eşimine story atmıştı sakatken, başına bela gelmişti. Böyle bir mesele olmuştu, öyle bir şey hatırlıyorum. Allah herkese Serdar Aziz şansı versin işinde gücünde yani. Kötü topçu değil de. Kötü topçu değil de, bu bacaklar artık sakatlık falan kaldırmıyor. Mesela Bursa Serdar Aziz harbi iyi stoperdi de. Uyyy, çok iyi çok iyi. Süper oldu bu. Çok çok iyi. İkiyi de bulursak. İkiyi de bulursak şahane olur. Tamam, tamam. Bitti bu iş. Haydi. Devam. Gidelim buradan. Hadi şu Çorum'dan gidelim dostum. Harbi ama bak onun saatleri ha. Gol attı. Üç lazım ya. Şeklim. Sakat adamı niye çıkartmıyor Çorum? Kalbi sakat olmasın da diye oynatıyor hoca. Ay. Ulan Galatasaray, Trabzon bir tökezleyin artık ya. Bir yerde tökezleyin ki biz de tökezleyelim ya. Ha, Fatih Karagümrük Galatasaray 0-0. Ama daha bitmiyor. Başladı, yeni başladı.
Ah be Emrecan be. Yoo, çok iyi. Yara 11. gol, helal olsun lan sana. Helal be Stefan. Zach Robinson bugün çok kötüsün bu arada. Bugün ortalarda yoksun Zach. You are trash my boy. Zach Zach. Hemen yedek golcümü alırım aga. Aynen öyle. Erdem Onur Baytaş'tan bahsetmişimdir. Erdem Onur Baytaş oyuna mı girdi? Sürekli oyuna giriyor bu arada. Hani komisyon transferi falan diye utanmazlar vardı. Her maç oyuna giriyor. Her maç süresini alıyor. Her maç elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takıma bir dinamizm katıyor. İkinci yarı bir enerji katıyor. Ama işte bizim ülkede çok meşhur bir spor var. Bu sporda çok başarılıyız. Voleybol. İftira. Onda çok başarılıyız. İftira işinde de biziz işte. Galatasaray yine kazandı. İçeride Konya ile oynayacağız. Dur bakalım ya. Ay. Kaç maç kaldı ya? Bir dakika. Kupada Galatasaray var. 4 böyle var. 7. 11. 11 var. 11'i bir sonraki bölüm yapacağız. Benim kaçmam lazım. Bugün burada bitiriyor muyuz? Bugün burada bitirmemiz lazım. 2'ye bölmemiz lazım. Okay. Ben sıvışıyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. 700 km yolum var. Ne oldu lan? Niye milletimizin başı sağ olsun? Bir şey mi oldu yine? 5 Şubat'ın seneyi devriyesi. Seneyi devriyesi. Hani, bir sonraki FM yayını ne zaman? Biliyorsunuz adetimizdir ve bunu her zaman konuşuruz kendi aramızda. Yanlış yere baktım. Not defterimden bakmam lazım. E-Talk stüdyoları bir dahaki FM yayınına ne zaman diyor? FM 5, 7, 6, 5, 5, 5. 9 Şubat. 9 Şubat. 9 Şubat'ta buradayız. Başka kimselere söz vermeyin ha. Sizleri öpüyorum. Allah'a çok emanetsiniz. Görüşürüz chat. Hadi edin ha kendinize. Hadi Allah'a emanet. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi çok seviyoruz. Aynen. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler diliyoruz.